İzmir Borosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Sesim geliyor değil mi? Kaza gerek var mı? Olduğunuz var. Öncelikle katılımın aslında daha yüksek olmasını bekliyordum. Gecikme olacak sanırım. Var var. Bir de hava koşulları biraz kötü. Yine de bereketli, hocamızın dediği gibi. Öncelikle Arabuluculuk Komisyonu olarak bu konferansı düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizin katılımınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Siz de zaman ayırdığınız için size de teşekkür ediyoruz. İletişim konusu bizim meslekte aslında bana göre ve hepimize göre eksik bir yönümüz. Özellikle arabuluculuk eğitiminde görmüş olduğumuz iletişim konusundaki dersler bizim için çok faydalı oldu. Bu sebeple bu konuda özellikle hukuk dizelerinde de ders olması bakımından da aslında böyle bir, keşke böyle bir ders de olmuş olsa, biz de mesleğimizde de bunu uygulayabilsek. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve size sözü bırakıyorum. Zaten herkes sizi tanıyor. Söylememe gerek yok. Abasacımız bu konuda bize her zaman destek oluyor. Arabuluculuk konusunda da size vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar bunlar sizin elinizde olması gerekiyor. Benim masada değil. Bunu ne yapalım? Şuradan dağıtıralım isterseniz. Buradan birer tane alıp dağıtalım. Geçer misiniz? Benim bir ricam olmuş. Slide'lar yerde olsun diye. Açıkçası heyecanlıyım ben de. Neden heyecanlıyım? Zaten hep böyle kaygılı olmuşuz hukukçularla birlikte çalışırken. Biliyorsunuz biz Akran Arabulucular kendi popülaritemizi önce sağladık. Sesim geliyor değil mi her tarafa? Güzel. Herkes bize Akran Arabuluculuk çalışıyor diye düşünüyordu. Fakat biz hukuk alanına çok girmeyelim diye süreci Akran Arabuluculuk'la başlattık. Ama şimdi son dönemde yaşını büyüttük. Biz de yaşlandık. 15 senedir bu konuda çalıştığımız için. Şimdi yetişkin arabuluculuğunda da iş yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yapayım en azından ses biraz gitmesi açısından. Benden talep geldiğinde biraz kaygılıyım tabii. Çünkü sizin camiaya çok tanıyorum. Onlar da beni tanıyorlar. Hukukçular için iletişim teknikleri dediler. Yani hukukçular için iletişim teknikleri deyince bilmiyorum ne vereyim. Çünkü biz bir tek bir şey biliyoruz. Akran Arabulucuk'tan bugüne kadar getirdiğimiz iki misafirim daha var aslında. Tarkan Kaçmaz hocam ve Mustafa Tercan hocam. Sesim geliyordur ya, o çok insani değil. Hangisini tercih edersiniz? Kendi sesi mi bu mu? Şimdi böyle daha iyi sanırım. Tabii senin amacın ayı, ben biliyorum. Yani pislik olsun diye zaten öyle kayda giriyor diye rahat rahat konuşayım. Ondan sonra biz birlikte bir eğitim verelim. Ama hukukçular için diye bir şey anlatmayacağım size. Bizim iyi bildiğimiz şey arabuluculuk ve müzakere. Bizim odaklandığımız tema bu. Dolayısıyla sizin hukuk kısmını siz tamamlayın. Çünkü ben hukukçu değilim. Sizin camianıza özgü bir şey vermeyeceğim. Ben bir psikologum. Ve biz uzun yıllardır eğitim alanında, okul alanında, aile alanında ve şimdi son 4-5 senedir de hukukçu arkadaşlarla, arabulucu avukat arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. O yüzden seminerin adı aslında hukukçular için iletişim teknikleri iken biz hemen ekleme yaptık. Arabuluculuk ve müzakere sürecinde gereksinim duyulan iletişim becerileri konusunda size bilgi vermek için çaba sarf edeceğiz. Şimdi burada ne vermeyi düşünüyorum? Aslında ben düşündüm. Bu arkadaşlarımın neye ihtiyacı olur? Ben avukat olsaydım, ben müzakereci olurdum. Bir müzakereci olsaydım, bir kişiyle sorunlarımı çözmek için ya da bir kişiye, nasıl diyeyim ona, herhangi bir konuda bir ikna etmek için çalışsaydım, hangi beceriye ihtiyacım olurdu? İki kişiyi barıştırır iken, uzlaştırır iken, hangi iletişim becerilerine ihtiyacım olurdu? Sorusundan yola çıkarak bir hizmette bulunmak istedim. Nedir bu? Öncelikle bilmemiz gereken beceri bence sözsüz iletişim. İki,
soru sorma becerisini bizim iyi bilmemiz gerekiyor. Bir müzakereci olarak, bir ara bulucu olarak. Üç, dinleme becerisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dört, yansıtma becerisini bilmemiz gerekiyor. Ben avukat arkadaşlarımın ya da ara bulucu avukat arkadaşlarımın en çok güçlük çektikleri şeyin bu yansıtma becerisi olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da konuların yeniden çerçevelendirme becerisinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu beş beceri bizim sıklıkla karşılaştığımız iletişim güçlüklerini yönetmemizde, çözmemizde bize yardımcı olur mu? Bence yardımcı olur. Her sorunu çözme? Hayır. Ama %60-%70 bizim işimizi görür. Alan yazına baktığınızda da ara buluculuk kitaplarına, ki kıta Avrupası kitapları özellikle Almanca, Fransız değil, İngilizce bakılması gerekiyor. Çünkü ara buluculuğun beslendiği ve külliyatın oluştuğu yer Anglo-Sakson ülkeler. Tam çok Amerikan, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere literatürüne baktığınızda en çok öne çıkardıkları tema, iletişim becerileri bağlamında bu beş temadan yararlanılıyor. Ha bu temalara ilişkin bilgiye daha fazla ihtiyaç duymak istediğinizde sizi tavsiye, ara bulucu arkadaşlar için en yakın meslek hangisi derseniz psikolojik danışma ve psikoterapi külliyatından beslenmek gerekiyor. Çünkü oradaki enstrümanlarla burada iş yapacağımızı ifade edebilirim. Sözsüz iletişimin üzerine çok fazla durmayacağım. Zaten herkesin bildiği bir tema. Ama şunu söyleyebilirim, alan yazı ne diyor dersek, insanların ağzından çıkana çok odaklanmayın. Büyük bir ihtimalle yalan olmasa dahi yanlış ve yanlış konuşma ihtimallerinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Sözsüz iletişimin %85-90 gerçek anlamı ifade ettiğine yönelik mesajlar. Dolayısıyla okuma konusunda becerikli olmalı mıyız? Kesinlikle sözsüz iletişim, sözsüz diyaloglar üzerine okuma konusunda becerikli olmamız gerekiyor. Alan yazında sıklıkla vücut dili olarak anılan bu iletişim etkeni yüz yüze müzakerelerde ve ara buluculuk sırasında gerçekleşen bilgi alışverişinin türünü, miktarını ve niteliğini önemli ölçüde etkiler. Çünkü insanın ağzının kontrol edilmesi beyni tarafından çok mümkün. Dolayısıyla iyi yalancıları, iyi yanlış söyleyenleri, yanıltanları ağzına bakarak göremeyebilirsiniz ama insanın beyniyle kolay kolay yönetemediği yüzleri, mimikleri vesaire var. Oturma biçimi, bir takım mesajlar, özellikle işletme alanında, insan ilişkilerinde öne çıkan o konuda haberdar olmanızı, farkında olmanız gerektiğini söyleniyor ve gerçek bilginin, doğru bilginin de özellikle orada saklı olduğuna ilişkin mesajlar var. Çünkü tüm kültürlerde insana büyük miktarda önemli bilgileri sözlüden ziyade sözsüz iletişim yoluyla iletilir. Ve bunun üzerine çalışmalar da var. Mesela size okumanız açısından Paul Ekman'ın kitabı var. Onu film de çevirdiler. Lie to Me diye bir film de yaptılar. O kitabı okumanız önemli. Çünkü sözsüz iletişim kültürel fark gözetmeksizin insanın olduğu her yerde kendine has ortaklıkları var. O ortaklıkları biz doğru okuyabilirsek, Hindistan'a da gitsek, Zimbabwe'ye de gitsek, Kore'ye de gitsek, ne bileyim Kamboçya'ya da gitsek, bazı ortaklıkları, ortak duygu ifadelerini cüzden ve oturuştan görmemiz, okumamız söz konusu olur. Dolayısıyla oraya ilişkin bir farkındalığın olması gerektiğine yönelik bir bilincin vuku bulması gerektiği inancı içerisindeyim. Sözsüz iletişimden bahsederken hem ara bulucunun hem de taraflarınkini dikkate almak zorundayız. Mesela göz teması, bulunması ya da bulunması, jest ve mimikler, baş veya vücudun pozisyonu, oturma biçimi. Çünkü çatışan insanların oturma biçimi anlam verir. Kolların, ellerin, parmakların ya da bacakların hareketleri ve bunların kullanımındaki kısıtlamalar ya da çok aktif kullanımı, mesafe, yakınlık ya dokunma gibi el kol hareketleri bütün bunların hepsi ara bulucu ve tarafların birbirleriyle bağlantıları ya da tartışma konuları hakkında ne düşündüklerine ilişkin bize bilgi veren ipuçları olduğunu söyleyebilirim. Ara buluculuk sürecinde ise ya da bunun müzakere sürecinde özellikle taraflar ya da kişiler, bireyler büyük ve küçük jest yapabilir, kollarını kavuşturabilir ya da ne bileyim farklı bir hareket olur.
elini çok etkin kullanabilir, ellerini açık tutabilir, yumruk şeklinde elini açması, kapaması. Hepsi bunlar aslında bilmeniz gereken şey. Zihindeki bilincin, gerçekten göremediğimiz, akıldan geçenlerin kontrol dışı olarak vücuda dışa vurumudur. O dışı vurumdan tekrar tersine bir anlamlandırmaya geçmemiz gerekiyor. Birbirlerini parmakla işaret etmekten kaçınabilir ya da bunu yapabilir. Ellerini görünür ya da saklı vaziyette tutması, bacak bacak üstü atılabilir ya da bacaklarını doğrultabilir. Oturma biçimini, bedenini ifade eder. Ayaklarını açık tutması, kapalı yan tutması, yere basar vaziyette tutması ya da konuştuğu kişinin yönüne doğru uzatması. Bütün bunların hepsi belli düzeyde bilgi verir mi? Yazarlar diyor ki evet, bilgi verir diyor. Bu okuma bize %100 bilgi mi? Hayır diyor. Özellikle bazı araştırmacılar %80'e kadar anlamak mümkün diyor ama bu kişisel beceriye doğru okumaya kalmış bir şey. O yüzden benim de uzmanlık alanım olmadığı için çok özel bir şey söyleyemiyorum. Ama iletişim becerileri derslerinden anladığımız şu ki, kültürel fark gözetmeksizin insanları gerçekten anlamak istiyorsak bizim bir öz farkındalığımızı ve iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Çünkü insanların kontrol edemediği gerçek duygu ve düşüncelerini beden ifadelerinden okumak nispeten mümkün. Yazarlar %80'e kadar bize gerçek bilgi verdiğini söylüyor. Bence asıl problem ondan sonra soru sormamız gerekiyor. Neden soru sormak önemli? Çünkü biz görünenle ilgilenmiyoruz. Zihnin içindeki derinliklerle ilgileniyoruz. İnsanlar çok mesela gerçek sorunu dahi bilmeyebilir. Ya da iki taraf oturdu ara buluculukta, bizim elimizde çok enstrüman yok ki ne yapacağız? Beden dilini takip ettik, soru sorduk, dinledik, lazımsa yansıtma yaptık, konuları yeniden çerçeveledik. Başka ne yapabilirsiniz ki? İnsanın zihinsel derinliklerinde, girdaplarında yer alan bilginin bir madenci gibi dışarıdan dışarıya çıkılması için sizin kullanmanız gereken temel enstrüman nedir dediğinizde ben iyi soru sormanız gerektiğini düşünüyorum. Arabulucu, müzakereci söylemez. Soru soran. Dolayısıyla biz iyi soru soran, etkili soru soran kişi olmak zorundayız. İnsan zekasını yanıt mı gösterir, soru mu dersiniz? Bence soru gösterir. Bir arabulucunun, etkili arabulucunun, bu alanda uzman arabulucuyu diğerlerinden ayırt eden temel özelliğin soru sorma kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla soru sorma üzerine birazcık emek harcamamız gerekiyor. Yeniden literatüre baktığımızda iki tür sorudan bahsediliyor. Kapalı uçlu sorular, açık uçlu sorular. Kapalı uçlu sorular sadece evet ya da hayır ile yanıtlanabilen sorulardı. İşimize yarar mı? Çok sıklıkla yaramaz. Belki nispeten yarar. Ama bunun sıkça kullanılması konunun ve müzakerenin kapsamını uygunsuz ve gereksiz şekilde daraltabilir. Ya evet diyecek ya hayır diyecek. Kısıtlı bir şey doğrulamaya yönelik ve insanlar kendilerine bu tür soruların sorulmasında hiç hoşlanmazlar. Çünkü insanlar özgür kalmak isterler. Görüşülen kişinin gönüllü olarak sunduğu bilginin miktarı ve niteliğini azaltır. Çok detaylı bilgi vermiyor ki biz neden soru soruyoruz? Derin, detaylı, göremediğimiz zihnin içindeki derinliklerine yer alan bilginin dışarı çıkmasını istiyoruz. Ama yanıt ne? Evet. Çok etkili bir soru değil. Görüşme yapılan kişinin kendisini sorgulanmış hissetmesinden dolayı arabulucu ya da diğer taraf ile arasında gerginlik yaratabilir. Dolayısıyla kimse sorgulanmaktan hoşlanmaz. Özellikle arabulucu üzerine gideceksek biz sorgulamıyoruz. Biz anlamaya çalışıyoruz. Ki velev ki müzakereciyiz, avukatız diyelim, o zaman da biz yine sorgulanmıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yanıtı evet ya da hayır olan soruların kullanılması sıklıkla teşvik edilmiyor, söylenmiyor. Daha çok öğrenmeye, anlamaya yönelik açık uçlu soruların sorulması tercih edilen soru türü olduğunu söyleyebilirim. Arabulucular ya da müzakereciler taraflardan anlaşmazlık hakkında mümkün olduğunca daha fazla bilgi toplamak, tarafların ele alması gereken konuları nasıl gördüklerini ya da algıladıklarını derinlemesine ve detaylı olarak öğrenmek isterler. Çünkü bir anlaşmazlık var ise tek bir gerçek yok. Mutlak gerçek, mutlak hakikat arıyorsanız din kitaplarına gidin. İnsani gerçek tek boyutlu değildir. Karl Marx'ın bir sözü vardır. Herkes bulunduğu pozisyondan, bulunduğu noktadan bakar ve tasvir eder. Dolayısıyla tek gerçek yoktur.
herkesin gerçeği kendine. Bizim arabulucu olarak ya da müzakereci olarak bir gerçek dayatma gibi durumumuz yok. Tek yapacağınız şey anlamak. Anlamanın hedef olduğu bir ilişki türünde ise bizim yapmamız gereken şey olabildiğince etkin, akılcı, doğru soruları sorabilme. Yani açık uçlu soru sormamız gerekir. Çünkü belki de her ikisi de doğru. Hangi birisine yanlış diyebilirsiniz ki bulunduğu noktadan doğru görüyor, haklı görüyor. Haklı görmese zaten bir değeri, bir düşüncesi sonuna kadar savunma tercihinde bulunmazdır. Dolayısıyla bizim insanların sorunu nasıl gördüklerini, nasıl algıladıklarını derinlemesine ve detaylı öğrenmek istediğimizde ihtiyacımız olan şey açık uçlu sorular. Bu hedefe ulaşmak için genellikle bir evet veya hayır yanıtıyla yanıtlanamayacak açık uçlu sorular sorulması teşvik edilen soru türü olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane örnek verecek olursak, mesela bu durumun geçmişi nedir? Sizi düşündüren konular nelerdir? Ne tür kararlar verilmesi gerekiyor? Akıllı ve uygulanabilir bir karara varmak için kimlerin dahil olması gerekir? Taraflar sorun hakkında ne düşünüyor? Dikkat ediyor musunuz? Yani siz bir yanıtı yönlendirmiyorsunuz. Bir ideolojiyi yönlendirmiyorsunuz. Bir duruşu yönlendirmiyorsunuz. Çünkü biz tarafsız olmak zorundayız, yansız olmak zorundayız. Bizim tarafsızlığımız ve yansızlığımız nerede saklı? Sorduğumuz sorularda saklı. Dolayısıyla soru kaliteniz çok önemli. Siz gerçekten arabulucu, gerçekten etkili bir müzakereci olacak iseniz sizin kaliteniz ve kalibriniz sorduğunuz sorularda saklı. Birçok açık uçlu soru neden yerine ne ve nasıl diye başlar. Çünkü neden dediğinizde sorgulama başlıyor. Sorgulama önermiyor. Çünkü biz anlamak istiyoruz. Biz öğrenmek istiyoruz. İnsanların zihinlerinde saklı olan bilgiyi dışarı çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun için de bizim etkin soruya ihtiyacımız var. Neden soruları sormak, görüşme yapılan kişinin kendi inançlarını haklı çıkarmak zorunda hissettirilebilir ve savunmaya geçmesi neden olabilir. Neden diye taraflara sorduğunuzda kitlenme yaratır. Bu nedenle de neden sorusunu sormayacağız. Alan yazına baktım. Kaç tür soru sorabiliriz? Hiç kitaplarda görebiliyor musunuz soru türleri? Çok fazla yok. Bizim de yaptığımız çeviri. Nasıl öğreneceğiz bu soruyu? Hakikaten etkili soru sormayın. Ben de uzun kendime sorum. Biz öğrencilerimize nasıl öğreneceğiz? Yok, bizim literatür çünkü belki de soru sorma üzerine, sorgulama üzerine, eleştiren düşünme, keşfetme üzerine çok fazla pekiştireç yok gibi geliyor bana. Çünkü her şey soruyla başlar. Felsefe soruyla başlar. Bilim soruyla başlar. Araştırma soruyla başlar. Öğrenme soruyla başlar. Her şey soruyla başlar. Dolayısıyla bizi farklı kılan, özel kılan şey nedir derseniz bence etkili soru sorma kapasitemizdir. Düşündüm nasıl soru sorarız? Ben 13 tür soru sorabileceğimizi keşfettim. Alanya'sında okumalarımız, çevirilerimiz ve bu konuda bilgiye ihtiyaç duyarsanız elinizdeki metnin en sonunda size 4 tane kaynak önerdim. Bu kaynaklara bakarsanız benim de beslendiğim, okuduğum ve size bu seminerleri dersi hazırlarken yer alındığım kaynaklar. Bunun sorumlusu ben değilim. Baro yeteri kadar basmadı ya da sizin bu kadar çok gelebileceğinize ilişkin inancı eksikliği sınırlı bastı. Dolayısıyla ya da birileri tuttu bir yerde. Birden fazla almayın, diğerlerinin hakkına şiar koymayın. Ya da söyleyelim barodan istesin. Buradaki arkadaşlar vardı. Biraz daha bastırsınlar. Birincisi bilgi toplama soruları. Açıklayıcı sorular, netleştirici sorular, genişletici veya açıcı sorular, düşündürücü sorular, yaratıcı sorular, odaklanma soruları, zorlayıcı sorular, döngüsel sorular, farazi sorular, çıkara dayalı sorular, seçenek üretme soruları ve sonuçsal sorular diye soru türlerinden bahsediyorlar. Daha önce karşılaşma fırsatınız olduğunu bilmiyorum. Belki bu geçen cumartesi bazı arkadaşlar karşılaştı ama onun dışında pek karşılaşan olmamış olabilir bu sorularla.
Bilgi toplama soruları, önce oradan başlayalım. Sorunun amaç ve hedefi gerçekleri veya görüşleri belirlemekti. Mesela örnek olarak ne olabilir? Başka kimler bu anlaşmazlıktan etkileniyor? Şu ana kadar komşularınızla bu sorunu çözmeyi hiç denediniz mi? Ya da denediniz mi? Çocuklarınız arasında olan bitenden ne anlıyor gibi karşı taraftan bilgi edinmeye yönelik sorular belki bunun için bir referans olabilir. Açıklayıcı sorular. Sorunun amaç ve hedefi taraflarından birinin bakış açısının, görüşünün ya da pozisyonun ardındaki mantık hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinde daha fazla açıklamasını teşvik eden soru sormak bir tercih olabilir. Mesela bunu senin için bu kadar önemli kılan nedir? Ne yapılması gerektiği konusunda nasıl karar verdiniz? Olanlar size hangi soruları uyandırdı gibi. Bakın sorulara dikkat ederseniz sizi bir taraf olmaya değil, nötr kalmaya, nesnel kalmaya, ahlaki bir duruş sergilememeye, ya çünkü bir şey onama ya da ona, bunların hepsinin olmaması gerekiyor. Sizin tarafsız bir görüntü vermesi gerekiyor. Bir başkası netleştirici sorular. Sorunun amaç hedefi, konu karmaşık veya arabulucunun kafası karışık ise daha fazla bilgi elde etmek, belli bir konuyu netleştirmek için soru türü olarak ifade edilebilir. Mesela bu noktayla ilgili olarak biraz kafam karıştı. Biraz açıklayabilir misiniz? Sizin düşünce şekliniz ve hedeflerinizi daha iyi anlayabilmem için öneriniz hakkında biraz daha ayrıntı alabilir miyim? Anlatabiliyor, dikkat ediyor musunuz? Soruyu sorarken kendi üzerinizden, kendi duruşunuz üzerinden sorulması teşvik ediliyor. Açıklar mısın diye. Bu bir parça açıklamayı teşvik ediyor. Onun üzerinde sanki o yetersiz de size bir şey olacak. Hayır, sizin anlamı kendiniz üzerinden sorulması çok daha uygun görülmekte. Bir başkası genişletici veya açıcı sorular. Mesela bir durum ya da sorunla ilgili olarak her şeyi zihninde canlandırmak, taraflardan birini bir noktayı daha detaylaması teşvik etmek için sorulan soru türü olarak söyleyebiliriz. Sizin durumu bu şekilde görmenize başka neler neden oldu? Başka hangi etkenler dikkate alınmalıdır? Başka hangi çıkarlar sizin ve kurumunuz için önemlidir? Dikkat ediyor musunuz? Kitlenme mi oldu? Basit bir şey mi söyledi? Biraz genişletmek mi istediniz? Genişletici sorulardan yararlanarak biraz daha süreci detaylandırmasını isteyebiliriz. Bir başka soru türü düşündürücü sorular. Sorunun amaç ve hedefi düşündürücü sorular. Bir tarafın neden pozisyonda ve taleplerinde ısrarcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Bazen anlaşmazlıklarda öyle bir kitlenirler ki anlamakta güçlük çekersiniz. Çünkü insanlar öyle bağlanıyorlar ki inançlarına, düşüncelerine, bazen düşüncesi için varlığına bile son verme tercihinde bulunabiliyor. Fakat biz onun neden böyle bir tercihte bulunduğunda anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla düşündürücü sorular bizim için bir enstrüman olabilir. Sizi böyle olması gerektiğini düşünmeye iten nedir? Bunun sorunu nasıl çözeceğini düşünüyorsunuz? Bize bunun nasıl işe yarayacağını anlatır mısınız? Mesela tipik bir hafta boyunca gibi bir takım sorular, düşündürücü sorular olabilir. Bazen ne diyorlar biliyor musunuz? Arabulucuk sürecinde bazı yazarlar elinizin altında hazır kullanacağınız belli sayıda sorunuz olsun. Akışın içerisinde aklınıza gelmeyebilir. Ama düzgün soruların olması çoğu zaman sizin için bir kurtarıcı olabilir. Belli bir beceri kazandıktan sonra belli aşamada, arabuluculuk aşamalarına her birisine ait belli soruların olması gerekiyor. Dikkat edersin, burada o hiyerarşiyi düşünerek vermeye başladım. Yaratıcı sorular, ilk bilgi edinme sorularından yaratıcı sorulara doğru gelirken, yaratıcı sorular ilk başlangıç aşamasında sormak çok uygun olmayabilir arabuluculuk. Ama ilerleyen süreçte yaratıcı sorular çok anlamlı olur. Yeni düşünme yollarını teşvik etmek buradaki esas amaç. Bu sorunu çözmenin başka hangi yolları vardır? Bu durumda bir arkadaşınıza ne tavsiye ederdiniz? Aranızın daha iyi olduğu eski günlerde bu sorunu nasıl çözerdiniz gibi bir parça kişiyi düşünmeye iten, orijinal düşünceler yaratmaya iten sorular olabilir. William Jury diye bir araştırmacı diyor ki asla söylemeyin diyor. İster arabulucu
yolculukta isten müzakere. Yapmanız gereken tek şey soru sormaktır diyor. Bırakınız sorularınız ona doğru şeyi söylettirsin. Çünkü siz söylerseniz düşünce sizin olur. Ama doğru soruyu sorarsanız düşünce onundur. Ve sıklıkla insanlar kendi düşüncelerini savunmaya daha yönelimlidir. Söylemek ise nasihat vermek, öğüt vermek sadece vereni mutlu eder ve bir ara bulucunun ya da müzakerecinin enstrüman olması açıkçası mümkün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bizim etkili soru sormamız gerekiyor. Bir başka soru türü odaklanma sorusu. Özellikle insanlar sıkıntılarını ve gerginliklerini anlatır iken bir parça kafa dağılabilir, düşünceler uçuşabilir, bir düşünceden başka bir düşünceye gidebilir. Dolayısıyla arabulucunun kolaylıkla odaklanma sürüyle uçuşan düşünceyi odağa, temaya geri getirmesi gerekiyor. Çünkü bazen sözlü münakaşalar ya da münazara ya da müzakere sürecinde bir noktaya kilitlenip kişi orada kalabilir. Onun oradan çekip konuya gelmesi gerekiyor. Mesela bunu açık oturumlarda çok rahat görebilirsiniz. O yüzden odaklama soruları bizim en çok kullanmamız gereken soru türü olduğunu söyleyebilirim. Bu dediğinizin gündemimizdeki konuyla nasıl bir bağlantısı var? Gündemimizdeki madde yerine bu yeni konuya devam etmekten memnun musunuz? Bu konuyu çok hızlı geçtiğiniz gibime geliyor ve geri dönüp konuya biraz daha detaylı bakmak yararlı olabilir diye düşünüyorum. Şeklinde sorular odaklanma sorusu olabilir. Bir diğer soru zorlayıcı sorular. Bu zor bir soru tabii. Amaç ve hedef karşı tarafın muhakeme ve mantığının karşısına çıkmak ve sorgulamak. Mantık ve planlanan sonuçlarla ilgili çelişkileri ortaya çıkarmak ve göstermek. İlerleyen iletişim basamaklarında kullanabileceğimiz güzel bir soru tekniği, fikir değişikliğini teşvik etmek. Bazen bir şeyi zorladığınızda yeni bir düşünce, yeni bir bakış açısı kişinin zihninden, aklından çıkabilir. Mesela bunun gerçekten nasıl işe yarayacağını ve sizin veya benim çıkarlarımızı nasıl karşıladığını bana bir gösterebilir misiniz diye sorduğunuzda kişi biraz oturup düşünmesi gerekiyor, zorlaması gerekiyor. Hakikaten sizi ikna etmesi gerekiyor. Düşünce şeklinizi bana biraz açıklayabilir misiniz? Çünkü bir türlü anlayamıyorum ya da anlamakta güçlük çekiyorum. Neden bu düşünceyi savunduğunuzu keşfetmek güçlük çekiyorum? Biraz bana nedenleriyle derinlemesine anlatabilir misiniz? Sizce geçmiş ve mevcut eylemleriniz arasındaki farkın ne olduğunu düşündüğünüzü bana açıklayabilir misiniz? İstemekte güçlük çekiyorum gibi kişi biraz daha zorlamaya, kendi üzerine, kendi eylemi, kendi düşüncesi üzerine düşünmeye, kanalize etmek, kişiyi birazcık daha kendisine ayna tutmaya ve kendisini keşfetmeye yönelik düşünmek, ona doğruyu bulduğuna konusunda yararlı olacağını düşünüyorum. Yine benim çok sevdiğim soru türüne bir tanesi döngüsel sorular. Amaç, anlaşmazlığın taraflarını kendini kısa bir süre için karşı tarafın yerine koymaya davet eden sorulardır. Yani biz empati kurduramaz ise kişileri açıkçası çözüme ulaşmamız, çözüme gitmemiz mümkün değil. Başarılı bir arabulucu için mesela en önemli enstrüman tarafları bir diye hem kendi yararına hem ötekinin yararına, hem kendi gözüyle kendini keşfetmesi hem de ötekinin gözüyle keşfetmeye yönelik onları çabalattırmasına saklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece kendine yönelik düşünmenin ben sonuç almada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Tabii insanlara nasıl empati kurduracağız noktasından baktığımızda ise empati kurun demek gibi bir şey olmaz. Bizim için en önemli enstrüman nedir dersiniz? Döngüsel sorulardır. Sorularımız da kişinin kendi kafasından çıkıp ötekinin kafasına gelip onun gözüyle gerçekliği görüp tekrar kendi kafasına gelmesi, bu yolculuğu yapması gerekiyor. Bir eline kendi perspektifini, kendi çıkarı, kendi ihtiyacı, kendi hedefi, kendi arzusu, öteki eline de diğer ikisi. Ve bunun arası bir denge kurmak zorunda. Kişiye bunu nasıl yaptırtıracağız? Elimizde yegane bir enstrüman var. O da soru sorunun dışında başka bir şey yok ki. Dolayısıyla döngüsel sorular çok kritiktir. Özellikle arabuluculuk sürecinde siz çözüme doğru yol almaya başlamak istiyorsanız insanlar öykülerini anlattıktan sonra mutlaka döngüsel soruların üzerinden gidecektir. Döngüsel sorular bir köprü görevi görecektir. Çünkü ben öteki
ötekinin gözüyle sorunu görmek size sadece kendi çıkarı ihtiyaç hedefine yönelik bakarken nasıl her iki tarafın yararına çözüm üretebilirim ki? Benim üretmem mümkün değil. Dolayısıyla ana hocanın kişilerin barışa, uzlaşıya, diyaloğa, ortak çözüme ilerlemelerini sağlatan yegane şeyin ben döngüsel sorular olduğunu düşünmekteyim. Sizce komşularınız, oğlunuz aracını onların kendilerine ayrılmış park yerine park ettiğinde ne hissettiklerini düşünüyorsunuz? Ve onları ziyaret ettiğimde bana ne diyeceklerini düşünüyorsunuz? Bir parça kişi kafasından çıkacak, öbür kafaya gidecek, onun ne gördüğünü görecek, tekrar buraya gelecek. Bir üst düşünme yoludur. Kişinin kendi kendine bunu yapması nispeten mümkün gibi gelebilir. Ama anlaşmazlık durumlarında yoğun kızgınlık duygularımız, öfke duygularımız aklımıza ve empati kapasitemize gölge etmektedir. O gölge bizim hem yaratıcılığımızı hem de insani değerlerimizi, vicdanımızı biraz karartmakta, bir sis oluşturmakta. Dolayısıyla biz başımıza gelmeksizin ötekine yönelik olumlu düşünce geliştirme konusunda güçlük çekmekteyiz. Dolayısıyla insanları nispeten empati kurmaya kanalize eden bu döngüsel soruna sizin çok önemli bir enstrümanınız olacaktır. Farazi sorularda bir parça buna yakın sorular. Buradaki amaç ise sürece yeni olasılıklar ve bakış açıları sunmaktır. Ben burada en güzel şu sözcüğü biliyorum. Çok popüler oldu. Bazılarınız belki rahatsız olacaklar. Velev ki sözcüğü vardır. Velev ki. O gerçek değil ama ya olsaydı. Velev ki sözcüğü de farkı paylaşsanız, bunun velev ki farkı paylaşsanız, bunun ne gibi olumlu ve olumsuz etkiler olurdu? Farkı paylaşmasın. Ya paylaşsın. Ya onun yerinde olsaydı, o pozisyonda olsaydı, onun yaşadıklarını siz yaşasaydınız, biz ne ölçüde kendi davranışlarımızı ötekilerin üzerindeki somut etkilerine yönelik bir farkındalığımız var ki? Çoğumuzun yok. Sadece davranır ve geçeriz. Yok. İnsanlar neden bu kadar acımasız? Çünkü davranışlarının diğer üzerindeki somut etkilerine ilişkin öz farkındalık düzeyleri yüksek değildir, çok düşüktür. Ama biz bir anlaşmazlığı arabuluculuk yapacağız. İkisi de haklı, ikisi de haksız. Hangi anlaşmazlıkta siz %100 haklı olabilirsiniz ki? Herkes kendisini zaten %100 haklı hissediyor. Ben %100 haklıyım, o %100 haklı. İki haklının olduğu yerde biz uzlaşmayı nasıl sağlayacağız? Biz diyeceğiz ki 100 kazanmayacaksınız, 60 kazanacaksınız. Bu ne anlama geliyor? Diğeri 40 kazanacak. 100 kazanmayacaksınız, 50 kazanacak. 50 de diğeri kazanacak. Şimdi tamam da biz nasıl fedakarlık yapacağız ve yaptığımız fedakarlığa ilişkin kendimizi bu fedakarlığa yönelik nasıl meşrulaştıracağız? Nasıl kabul edeceğiz? İçimiz böyle, midemiz kazınmayacak, rahatsız olmayacağız. Kalbi duygularımızda, en kalbi şekilde biz ötekine vermekten rahatsız olmayacağız. Dolayısıyla zihni bir dönüşümün olması gerekiyor. Yani o dönüşüm içinde zihni hazırlamanın yollarından bir tanesi farazi sorular, döngüsel sorular olduğu kadar. Çocuklar burada olsaydı, velev ki çocuklar burada olsaydı, ne tür bir plan ortaya koyarlardı? Velev ki çocuklar burada olsaydı, sizin bu anlaşmazlığınıza ne diyeceğinizi düşünüyorsunuz? Velev ki senin başına bunlar gelseydi, sen bunları yaşasaydın, acaba ne tür tepkiler verirdin? Gerçekliği yaşamasa bile zihinsel olarak kişinin kafasından algısını çıkarıp öteki tarafa götürüp geri getirmek gerekiyor. Arabulucu toplansa müdür gelse ne olurdu? Gibi sorular. Çıkara dayalı sorular. Bunlar da çok güzel sorular. Biz niye anlaşmazlık yaşarız ki? Çıkarlarımız örtüşmez. Gereksinimlerimiz örtüşmez. Hedeflerimiz örtüşmez. Ama çoğu insanın çıkarlarının gerçekten farkında olduğundan emin değilim ben. Çoğumuz bilmiyoruz. Çıkarsal düşünmeyi kapasitesine çok vakıf değiliz. Ve çıkarsal düşünmeyi çıkarcılıkla özdeş gördüğümüz için biz pozitif olarak görmeyiz. İnsana çıkarın ne dediğimizde çok ayıpsarlar bizim kültürümüzde.
Anlatabiliyor muyum? Çıkarcılık başka bir şeydir. İnsanın kendi hedefini, kendi çıkarlarını, kendi arzularını, kendi isteklerini farkında olması başka bir şeydir. Dolayısıyla insanların psikolojik çıkarlarını, prosedürel çıkarlarını, spiritüel çıkarlarını, inançsal çıkarlarını, maddi çıkarlarını, bunlara ilişkin bir farkındalığın geliştirmesi gerekiyor. Eğer ben kendi çıkarlarını bilmiyorsam, kendinden çıkıp karşı tarafın çıkarlarına ilişkin bir farkındalığım yoksa ben anlaşmazlığı nasıl çözeceğim? Ya da siz bir avukat olarak müvekkilinize kendi çıkarlarını aynı zamanda karşı tarafın da çıkarları konusunda eğitmek zorundasınız. Çünkü o kişi bir yerden bir yere gelmesi gerekiyor. Ne verecek, ne alacak. Dolayısıyla buna ulaşması için bence çıkarsal sorularla kişinin hem kendi çıkarlarını, ihtiyaçlarını, hedeflerini hem de diğer tarafın çıkar, ihtiyaç, hedef, gereksinmeleri konusunda eğitmemiz gerekiyor. Söylersek almıyorlar. O nedenle diyorlar ki yazarlar o zaman soru sorun, çıkara yönelik sorular sorun. Bu sorunun çözümünde elde etmek istediğiniz senin için en önemli şey nedir? Bu sorunu çözmek için ne tür bir süreç kullanmak isterdiniz? Süreç hakkında sorun olan neydi? Gelecekte nasıl bir ilişki istiyorsun gibi takım sorularla, daha da yaratıcı olacağın sorularla kişinin hem kendi çıkarını hem de karşı tarafın çıkarını keşfederek soruları sorulması gerekiyor. Bir diğeri seçenek üretme soruları. Sorunun amaç ve hedefi karşı tarafı birden fazla seçenek düşünmesi veya geliştirmesi için teşvik etmekte. Çünkü amaç sadece kendi yararına çözüm seçeneği üretmek değildi. Amaç ötekinin yararına da çözüm seçeneği üretmektir. Çünkü ben şunu gördüm, saf olan çok insan, çok insan tanımadım. İnsanların herkemin önemli bir kısmı menfaatini, çıkarını bilen insanlar. Dolayısıyla bir çözüm üretiyorsan hem yararına hem yararına üretmen gerekiyor. Her iki tarafın yararına. Dolayısıyla her iki tarafın yararına çözüm seçeneği üretme konusunda insanları teşvik eden sorular sormamız gerekiyor. Sizin amacınıza ulaşmanız ve çıkarını karşılamanız için ne yapılabilir? Sorunlarımızı ele almamız, hedeflerimize ulaşmamız ve çıkarlarımızı karşılamamız için iki ya da üç yol önerebilir misiniz, düşünebilir misiniz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunların bazı yollarını düşünebiliyor musunuz? Gibi seçenek üretmeye hem kendi yararına hem ötekinin yararına sorularımızla karşı tarafı teşvik edip cesaretlendirmemiz gerekiyor. Sonuçtan sonra bir başkası, bir eylemin veya anlaşmanın gelecekteki sonuçlarının maliyetini ve yararını gerçekçi bir şekilde değerlendirmesinin yapılmasına yönelik sorulardır. Örneğin bu seçenek gerçekten neye mal olacak? Bu davranış gerçekten ne yapacak? Sonuçlarının farkında mıyız? Ben şunu biliyorum, çoğu insan yok. Akademik camiada da fark ediyor. Çoğu davranışımızın bizi nereye götüreceğine ilişkin bir öz farkındalığımız çoğu zaman olmayabiliyor. Gerçekten kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Gelecekte ikinizden biri için bu seçeneğin potansiyel faydaları var mıdır? Varsa senin için nedir? Karşı taraf için nedir? Gelecekte bu seçeneğin herhangi bir masraf veya olumsuz yanları olabilir mi? Kişiyi kendinden çıkarıp ötekinin de yararına ya da davranışlarının kendi ve öteki üzerine etkileri üzerine düşünmeyecek sorular sorulması gerekiyor. Şimdi bu soruları sorduk. Güzel. Bu sözsüz iletişim zaten bütün arabuluculuk sürecinde, müzakere sürecince olacak bir olay. O sürekli devam edecek. Soru sorduk. Yapmamız gereken şey ne derseniz dinlemek. Şimdi nasıl dinleyeceğiz? Şu soruyu sorsam ne dersiniz? Bir başkasını dinlerken zihniniz söylenenlerle mi yoksa yapacağımız karşı savunmayla mı meşgul? Hülya abi sizden başlayalım. Peki. Bir konuşmayı ben kendi şahsımda mı söyleyeceğim, genel uygulamalar? Kendi şahsında doğru soru değil bu. Siz ne yaparsanız. Çatışma anındasınız. Bunu fark ettiğimden beri savunma amaçlı dinlememeye çalışıyorum. Ama bunu fark etmem biraz uzun sürdü. Yani, ne kadar sürdü? Kesin sayı veremem ama kişisel gelişimle ilgilenmeye başladım. Yani yaklaşık 9 sene falan oluyor. 9-10 sene önce. 9 sene mi geldiniz bu düzeye? 9 senede bu düzeye geldim. 9 sene önce ya da 10 sene önce yaklaşık ben aslında savunma amaçlı dinlediğimi fark ettim. Bu yöndeki öz farkındalığım yaklaşık 10 sene önce gelişmeye başladı. Henüz o hani mertebesinde değilim. Hani gerçekten bunları Nirvana'da değilim henüz.
Şimdi dinlemek, anlamak sanki onamakmış gibi aldı. Dinlerim, anlarım ama çıkarırım, hedeflerim neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Dolayısıyla dinlemek ve anlamak, onamak, hak vermek gibi algılandığı için çoğu zaman anlaşmazlık anında biz karşı tarafı anlamak için değil, laf yetiştirmek için, yanıt vermek için, cevap vermek için dinleme durumundayız. O yüzden ilk başladığımız şey, bir başkasını dinlerken zihnimiz söylenenlerle mi, yoksa yapacağımız karşı savunmayla mı meşgul? Çoğu zaman karşı savunmayla meşgul. Basit dinleme becerisi hepinizin bildiğini düşünelim. Eğitimlere veririz. Bir, karşı tarafta göz teması. İki, gülümse ya da diğer yapıcı yüz ifadelerini kullan. Ayna nöronları diye bir şey duydunuz mu? Büyük Oscar duymuş anonslar. Yani karşı tarafta hangi duyguyu uyandırmak istiyorsanız profesyonelce yüzünüzde o mimiği vermeye çalışın. Öfkeli bakarsanız öfke, sevgiyle bakarsanız sevgiye, gülümseyerek bakarsanız gülümseyi görme, esneyerek bakarsanız da karşı tarafa uykusunu getirme ihtimaliniz çok yüksektir. Hafifçe başını onaylarcasına öne doğru salladı, uygun kol hareketleri kullanarak konuşulanları takip et. Arkaya yaslanarak değil, öne. Takip etmeniz, onunla birlikte olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Ön tarafa doğru küçük bir açı, hafifçe doğru ona doğru dön, oturuyorsa ona doğru eğil. Uzaklaşma ya da seninleyim, anlamak istiyorum, duymak istiyorum, görmek istiyorum, düşüncelerini fark etmek istiyorum. Dikkat dağıtıcı şeylere aldırma. Mesaj geldi, uçak gitti, kuş sesi, seni bir kenara koy. Esas olan karşı tarafın ağzından çıkanlar. Karşı tarafın yüzü beden dili, karşı tarafın düşünceleri. Vücut dilinin yanı sıra iyi dinlemede bir görüşmeci de dinleyici arasında daha fazla iletişimi teşvik etmenin bir başka yoludur. İyi dinleme, dinleyiciler konuştukları kişiyi dikkatle dinlediklerinde ve karşı tarafın görüşleri, düşünceleri veya duygularla ilgili söylenenleri duyup duymadıklarını gösterdiklerinde gerçekleşmiş olur. Asıl kritik bu. Gerçekten duyduğunu gösteriyor musun? Karşı taraf konuşuyor. Sen onu dinliyorsun. Bilgisayar değiliz ki. Kaydetmiyoruz ki. Biz gelen uyaranı alıp onu zihnimizde işlerken aynı zamanda onunla olduğumuzu, onu takip ettiğimizi, onun düşüncelerini ve ağzından çıkanı izlediğimizi ona göstermemiz bekleniyor. Bir arabulucunun sahip olması gereken en önemli şeyler beden dili, soru sorma, dinleme. Dinlediğinizi göstermek zorundasınız. Bir insana verebileceğiniz en ucuz ödül nedir derseniz bence dinlemektir. İyi dinleme, tarafların dediklerine ilgi göstermeyin. Bakın ilgili olduğunuzu göstermek zorundasınız. İyi dinlemek için gerekli odaklı enerji ve zamanı sarf etmek. Aceleniz olduğunu, zamanın sınırlı olduğunu değil, istekli olduğunuzu, onu önemsediğinizi göstermeniz, bir başkasını iletmeye çalıştığını anlama arzusunu yansıtmanız gerekmeli. O zaman karşı taraf dinlendiğini, sizin onunla beraber olduğunuza yönelik düşüncelere vakıf oluyor. İyi dinlemenin başka bir kişinin söylediklerine katılmaktan farklı olduğuna ve tavsiyede bulunmak ve sorun çözmekte aynı şey olmadığına dikkat etmek gerekiyor. İyi bir dinlemek, iyi bir dinleyici olmak onamak değildir. Hak vermek değildir. Düşüncelerini benimsemek değildir. Onu sadece ve sadece anlamaktır. Anladığın şeyi doğru anlayıp anlamadığını karşı tarafa göstermektir. Sadece bundan ibarettir. Bir arabulucu ya da müzakereci dinlerken konuşmacının iletişim ve iletilen iki farklı bölümüne odaklanabilir. Bir, duygular. İki, asli içerik. İki alan. İkisi de bize mesaj verir. Duygular çoğu zaman ya işbirliğini ya da anlaşmazlığı etkileyen hislerdir. Hisler bazen çok daha samimi ve gerçek bilgiyi verir. İçerik taraflardan biri için önemli olan somut, asli ya da yönteme ilişkin konulardır. Çıkar ve gereksinimler veya düşünceleri ifade eder. İçeriğin yanlış ya da yalan olma özelliği çok daha yüksektir. Duyguların ise doğru olma özelliği çok daha yüksek. O yüzden
hem duygulara hem de içeriğe ilişkin dinleme gerçekleşmesi ve dinlendiğinin karşı tarafa gösterilmesi gerekiyor. Dinlemeyi gerçekleştirdik. Beden dilini takip ediyoruz. Sorularımızı soruyoruz ve dinleyip karşı tarafta olduğumuzu gösteriyoruz. Asıl marifetten bir tanesi de karşı tarafı doğru anlayıp anlamadığınızı da göstermekte. Şu şekil çok önemli. Bir konuşmacı, Barış, karşı tarafa mesaj verdi. Biz gerçekten aklımızdan geçeni olduğu gibi karşı tarafa iletirmeyiz. Çoğu mesajlar kodlanarak iletilir. Arabulucunun, müzakerecinin yani dinleyicinin de bu mesajları çözmesi gerek. Aslında ilk soru şu. İnsanların aklıyla ağzı paralel gider. Gitmiyor. Bizim uyaran olarak aldığımız şey, ağzından çıkan ses topluluğu aklından geçen değil. Biz insanın aklından geçeni nasıl keşfedeceğiz? Gerçekten aklından geçene ilişkin bize mesaj veren şey nedir? Sözsüz iletişim mesaj verir diyorsunuz. Şimdi ağızdan geldi bir etki. Duyduk. Kulağımıza ses topluluğu geldi. Gelindiği şekliyle mi tarafımızdan anlaşılır yoksa bizim o konuda daha önceki bilgilerimizle yeniden yorumlanır mı? Yorumladığımız bilgi karşı tarafın ağzıyla mı örtüşür, aklıyla mı? Ağzını duyacağız. Bak duyacağız, sağlam duyacağız, bilgi beynimize gidecek, beynimizde daha önceki bilgilerimizle yorumlanacak, ağzıyla mı, aklıyla mı paralel olacak? Aklıyla paralel olması beklenir. Şimdi farkında mısınız? Şimdi siz hangi niyetle yorumlayacaksınız? Yansız olduğu gibi alabilecek misiniz? İnsan beyni bir kamera mı? Yansız dinleyebiliyor muyuz? Tarafsız ne ölçüde dinleyebiliyoruz? Anladığımız şey ağzından çıkan referans alıyorsak onunla paralel olması lazım. Aklından geçen ilişki elimizde done yok. Tek done beden dili. Beden dili ağzından çıkan iki uyarını alacağız. Gözümüzle beden dilini takip ediyoruz. Ağzından çıkanı kulağımızla zihnimizle birleştiriyoruz. O konuda daha önceki bilgilerimizle harmanlayıp bir anlam oluşturuyoruz. Bu anlamı onun gerçekten söylediği şey olup olmadığını biz nereden vereceğiz? Soruyla? Tekrarlayacağız. Hikaye orada saklı. Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Arabulucu Barış'ı söylediklerinden anladığını Barış'a tekrar yansıtır ve anladıklarının doğruluğunu test eder. Bakın biz anlamak için dinliyoruz. Onamak için dinlemiyoruz. Öğrenmek için dinliyoruz. Ve bir bilgi aldık, anlam oluşturduk. Zihnimizde oluşan anlam onun söyledikleriyle ne ölçüde örtüşüyor ve onu merak ederiz. Empati, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımının içeriğini algılama ve anlama yeteneğidir. Doğuştan gelir mi bilmiyorum. Öğrenilir mi? Evet öğrenilir. Ama bu didaktik bir şekilde öğrenilmiyor, onu söyleyeyim. En çok zorluk çekilen beceri hangi beceri derseniz, empati yansıtma becerisi. Çünkü insanlar yaşadıklarını bilirler. Eğer ailesinde, çocukluğunda empatik bir gelenekten gelmiyorsa, küçük yaşlarda empatiyi yaşamıyorsa, anlaşılma duygusu yaşamamış ise ve bunu okumamış ise, bu kişinin yetişkin olduğunda bu tür şeyleri gösterebilme imkanı var. Siz biri olarak hem kendinizi hem de ötekinin sizin davranışlarınızın karşısında hangi tepkileri verebileceğinizi düşünmeniz ve ikisi çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Empatide iki yön söz konusu. Anlaşmazlık yaşayan ya da danışanın ya da mesajı veren kişinin söylediklerini anlam ve içerik bakımından anlamak, danışanın duygularını ve nedenlerini anlamak ve bunları karşı tarafa geri iletmek ve doğruluğunu test edin. Açık mı? İkisini ayırmanız gerekiyor. Zaten psikoloji genelinde duygu yansıtma, içerik yansıtma diye bir alan var.
İnsan eğer algılarını ve bilişiyle ilgili bir şeyler anlatıyorsa içerik anlatıyordur. İçerik yansıtma yapacağız. Duygularını anlatıyorsa duygu yansıtması yapacağız. Empatide ifade edilen duygunun şiddetine dikkat etmek ve o duygunun şiddetine uygun tepki vermek gerekir. Yine empati kurarken sadece anlaşmazlığın tarafının danışan kişinin sözel tepkilerine değil, ses tonuna ve perdesine, konuşma temposuna, jest ve mimiklerine ve duruşuna dikkat etmek gerekir. Ben gerçek bilginin bir parça ses tonunda, tınısında, perdesinde, vokal boyutunda saklı olduğunu düşünüyorum. Vokalde yalan söyleyebilir miyiz? Sesin vokal kısmını çok manipüle edebilir misiniz? Ne kadar profesyonelsiniz? Önce kendinize bak. Avukatız hocam, 23 yıl oldu daha mı? 23 yılda profesyonelsin. Eğer profesyonel olduğunu söylüyorsan bu doğru bir şey değil bu konuda. O zaman sizinle ilgili ön yargıları pekiştirmiş olursunuz. Makineyle bile tam olarak çözemiyorlar. Efendim? Yani o bahsettiğiniz ses tanısını özel makinelerle bile tamamen çözebilen yok. O yüzden bizim şimdi yarayacak bir durum değil. Light to be diyordu hocam. Light to be bir makineye kaydediyor sesleri. Ondan sonra adam bu konuda gerçekten profesör. Ve onu saatlerce dinliyor ve tespit etmeye çalışıyor. Bizim yapmamız çok zor. Güzel. O anda yani. Demek ki çok profesyonel değilseniz insan sesin perdesini, tınısını çok manipüle edemez. Bize doğru bilgi verir. Benim istediğim yanıt bu. Tempo, samimi yanıt verir mi? Güzel. Jest ve mimikler nispeten ve duruşu, bedenin duruşu, vücudun duruşu. Dolayısıyla aynı anda bir yönden söylenen içeriye, öbür yandan da bu içeriğin dışındaki alana birlikte bakmak gerekiyor. Empati diğer kişinin gözleriyle dünyaya bakmak olduğu için empati kurarken nesneliği yitirmemek gerekiyor. Danışanın korku, kaygı, incinme, neşe, öfke ve benzeri duygularıyla bunalmamak gerekiyor. Özdeşleşmemek gerekiyor. Sadece anlamak gerekiyor. Eğer özdeşleşirseniz empatiden çıkmış olursunuz. Empatik yansıtıcı dinlemenin iki yönü vardır arkadaşlar. Bunlar duygu yansıtması ve içerik yansıtmasıdır. Empati kurabilmek için arabulucunun sözü edilen iki ayrı beceriyle de donanık olması gerekmektedir. Tekrar aynı şekle geldik. Arabulucuk sürecinde arabulucu çatışan tarafların yer yer bulmaca gibi karışık hikayeler yakalayıp asıl ve öz bir şekilde geri yansıtmalı ve doğruluğunu teyit etmeli. Aslında öz bunun üzerine kurulu. Bütün hikaye bu cümleyi kurmak içindir. İçeriği dinleyeceğiz, duyguları dinleyeceğiz, beden dilini takip edeceğiz. Karşı tarafı okuduk. Zihnimizde oluşan anlam ile karşı tarafın zihnindeki geçen anlamı aynı olup olmadığını doğrulamak için bir yansıtma yapmak gerekiyor. Yansıtmanız evet yanıtı alır iseniz onu doğru anlıyorsunuz demektir. Hayır yanıtı alırsanız onu doğru anlamıyorsunuz demektir. Dolayısıyla anlayabilmek, anlayarak takip etmek karşı tarafı öyle kolay bir şey değil. Yansıtma anlaşmazlığın taraflarının anlaşılması güç hedeflerini daha basit ve açık bir şekilde ifade etmeleri konusunda yardımcı olmaktır. Çoğu insan gerçekten ne hissettiğini bilmezken, ne istediğini bilmezken, neden anlaşmazlık yaşadığının gerçekten farkında değilken, davranışlarının ötekiler üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar farkında değilken, biz arabulucu ya da müzakereci olarak karşı tarafı doğru anlamaya çalışmaktayız. Ve anladığımızı zannediyoruz. Açık mı? Dolayısıyla tekrar geriye gelirsek, geri yansıtma elzemdir. Arabulucu çatışman taraflarının yer yer bulmaca gibi, ki bulmaca gibi olduğunu düşünüyorum, karışık hikayelerin çoğu düşüncemiz lineer değildir, yakalayıp bir de ayırt edeceksiniz. İçerik bilgisi, duygu bilgisi,
az ve öz bir şekilde geri yansıtmalı ve doğruluğunu teyit etmelidir. Yansıtma hem konuşan tarafı kendisiyle yüzleştirir ve düşüncelerin netleştirmesini sağlar. İnsan doğası kendisini doğrulamak üzerine mi inşa edilmiştir? Yanlışlamak üzerine mi? Kendimizi beğenmesek bence çatlarız. Hangi birimiz kendi düşüncemizi beğenmiyoruz ki? Kendi inancımızı, kendimizi bir şekilde rasyonalize ediyoruz. Dolayısıyla biz kendimizin haklılığına, doğruluğuna bu kadar adanmış iken kendimizden çıkıp ötekini ne ölçüde görebiliriz? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da arabulucunun bir parça kişiyi kendisiyle yüzleştirmesi gerekmektedir. Bu işin bir kısmı, iki taraf var diyelim. Bu tarafa ben yansıtma yapıyorum. Kişiyi doğru anlamam, anladığımı yansıtmam gerekiyor. Aslında iki sefer mesaj geçiyor. Bir, karşı tarafın ağzından, iki, benim ağzımdan. İkisinin birbirlerinizden %75-80 örtüşmesi gerekiyor. Bu taraf ise beni ya da karşı tarafı bir onun ağzından, bir benim ağzından, arabulucunun ağzından dinliyor. Onun ağzından dinlerken anlamak için dinlemeyecektir büyük olasılıkla. Ama benim ağzından dinlerken farklı bir şekilde dinleyecektir. Dolayısıyla da yansıtma diyaloğu yavaşlatır. İki, diğer tarafa konuşmaları doğru, yansız ve amacına uygun anlamaları için nesnel ve tarafsız bir ortam yaratır. Dolayısıyla yansıtma, arabulucunun sahip olacağı, müzakerecinin sahip olacağı çok özel becerilerden bir tanesidir. Yansıtmanın dönüştürücü bir etkisi var. Kişiyi kendisiyle yüzleştirerek kendi pozisyonunu, kendi düşüncesini yeniden keşfetmesini, doğrulamasını, eleştirmesini sağlar. Çünkü sen kendini doğrularken, kendine ilişkin bir içsel konuşma yaparken dışarıdan bir kişi diyor ki sizin aklınızı okuyor ve sen bunu mu söyledin? Seni doğru anlamış mıyım? Bu yüzleşmede kişi çoğu zaman kafasının içinden geçen bir takım düşüncelerden imtina edebiliyor, vazgeçebiliyor. Dolayısıyla arabulucunun yapacağı yansıtma hem kişiyi kendisiyle yüzleştirirken, onun içsel dönüşümüne fırsat verirken, öteki tarafın da ona ilişkin doğru algılama kapasitesini geliştirmektedir. Çünkü o karşı tarafı suçlar mahiyette dinleyecektir. Bu tarafta kendisini ona mahiyette konuşacaktır. Arabulucunun amacı ise kişiyi kendisini yüzleştirirken kendisiyle onu biraz doğru yere oturtmak, karşı tarafı da onu suçlar mahiyetten gerçekten anlamaya yönelik bir dönüşme doğru cesaretlendirmek durumundadır. Dolayısıyla arabulucunun en önemli silahının başında yansıtma kapasitesi gelmektedir ve yansıtmanın dönüştürücü bir özelliği vardır. Bilirsiniz Can Yücel'in bir şiiri vardı. Derslerinde hep kullanırım, arkadaşlar biliyordu. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir. Çatışan kafalar arasındaki binlerce kilometrelik mesafeden biz çatışan kafayı metre mesafesine getireceğiz. Bir kafa nefret duygusundan sevgi duygusuna nasıl dönüşeceğini düşünüyorsunuz? Biz dönüştürücü olmak zorundayız. Siz nasıl dönüştüreceğinizi düşünüyorsunuz? Kandıracak mıyız? Nasıl ikna edeceğinizi düşünüyorsunuz? Kişi ikna olmaz. Kendi zihninin içinde bir yolculuk yapar. Onu ancak kendisi ikna eder. Onun kendi kendini ikna etmesine ve kendini öteki tarafa belli ölçüde yaklaştırması için doğru soruların ve doğru yansıtmaların yapılması gerekiyor. Bu bir. Diyelim ki bu tarafa diyalog yapıyoruz. Bu tarafın ise sevgisizlikten, karşı tarafı suçlamaktan vazgeçip anlar iken kendi davranışlarını öteki taraf üzerindeki somut sonuçlarını görüp yüzleşip zihnin içinde bir dönüşüme ulaşırken bir yol alma gerçekleşecek. Her iki tarafta birbirine daha fazla yaklaşacaklar. Dolayısıyla arabulucu sırası ile her iki tarafa da yansıtmayı, onları dönüştürmek, uzak mesafeden yakın mesafeye getirmek için bir enstrüman olarak kullanması gerekmektedir. Gelelim yansıtma nasıl gerçekleşecek?
İki tür yansıtmadan bahsetmiştik. İçeriğin yansıtılması, duyguların yansıtılması. İçeriğin yansıtılması, yeniden ifade etme olarak nitelendirilen içeriğin yansıtılması, anlaşmazlığın taraflarını, düşüncelerini arabulucu tarafından doğru anlaşılıp, anlaşılmadığını kontrol etme, fikirlerin daha belirgin bir şekilde ifade edilerek kristalleşmesine ve netleşmesine ve arabulucunun tarafların düşüncelerini anlamaya çalıştığını iletmeye yarar. Dikkat ediyor musunuz? Düşünce ile işimiz. Algı ile işimiz. İnsanların üç boyutu var. Algı, duygu ve davranış. Davranışı bir kenara koy. Biz algı ile ilgileniyoruz. Algıyı yansıtacağız. Önce algıyı değiştireceğiz. Algıda bir etkileme yapacağız. Hem o tarafa hem o tarafa ilişki. O yüzden yanıyı yansıtabilmek kapasiteniz arabulucukta tarafların uzlaşma sürecini hızla geçirmeleri için, hızlı yaşamaları için, etkili yaşamaları için çok önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. İçeriği yansıtma, anlaşmazlığın taraflarını söylediklerinin içerik açısından açıklığa ve netliğe kavuşturulmasıdır. Yansıtma sürecinde içeriğe tarafların duygularının da eklendiği takdirde daha üst düzeyde bir empatik tepki verilmiş olur. Aynı anda hem içerik hem duygu yansıtmasını yapabiliyorsunuz. Ama o da ciddi bir ustalık gerektirmektedir. Elinizdeki notları bir dakika kapatın. Hanımefendi indirin elinizi onu. Kapatın hepiniz de. Güzel. Taraflardan bir tanesi diyor ki, kız kardeşim çok titiz, aynı odayı paylaşıyoruz. Eşyalarımı toplamam, şifon yerimi düzenlemem ve hemen her şey hakkında beni uyarıyor. Her hareketimi yakından izliyor ve bulduğu her fırsatta beni eleştiriyor dedi. Ve siz de arabulucu olarak yansıtma yapacaksınız. Ne derdiniz? Söyle. Hayır, şey yansıtma yapacağız. Aynen öyle. Tamam, geçelim istersen. Şey şöyle diyebilirim. Anladığım, tekrar etmek istiyorum. Lütfen doğru anlayıp anlamadığımı teyit edin. Kız kardeşinizin sürekli olarak eşyaları toplamanızı söylemesinden rahatsızlık diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Yani... Yansıtma buradakisi öyle doğru kabul etmeyin. Bunu mutlak doğruluyor. Ama hepimiz yansıtma kapasitemiz konusunda emek harcarız. Güzel seçenekler bir tanesi bu. Buyurunuz beyefendi. Kız kardeşiniz sanki sizin amirinizmiş gibi her şeyinize müdahale ediyor. Güzel. Başka? Hocam rızatlarınızı koruyorsunuz. Ne dersiniz? Düşünceleri koruyorsunuz. Kız kardeşinin kışı koruyorsunuz. Hanımefendi. O zaman beyefendiye söyleyeyim. Buyurun hocam. Ne dersiniz? Tuncay Bey'in arkasındaki. Ben biraz... Evet, sizsiniz hocam. Şey diyebilirim. Kız kardeşinizin şizofrenci duygular yaşadığını düşünüyorsunuz galiba. Evet. Güzel. Bu tarafa geçelim. Ne derdiniz? Ben mi? Evet. Yok. Sen söylersen sana yaptığı söz vermeyeceğim. Kız kardeşinizin baskı ve denetiminden rahatsızlık duyuyorsunuz. Doğru mu? Evet. Doğru mu anladım? Evet siz? Kız kardeşinizin annelik yaptığını düşünüyorsunuz. Güzel. Şimdi fark ediyor musunuz? Çok sert de söylüyorsunuz. Evet. Arabulucuk esnasında ya da psikolojik danışma ya da psikoterapi esnasında böyle bir tepkiye, sert bir tepki verebilme hakkınız var mı önce? Yok. Yani şu, acaba? Yok. Acaba? Eleştiren kız kardeşe karşı seni seviyorum, sen olsan ne yapardın bu durumda? Benim evet. Yerime kendini koy diyebilirim. Evet. Kız kardeşinin ve gençlik konusunda fikir ayrılıkları olduğunu söylüyorum. Ne konusunda? Güzel bir anda. Farklı.
Şımarıcı bir mesajı var galiba. Bu anlattıklarımın hiçbirisi benim gerçek düşüncem diye onu söyleyeyim. Ben özellikle Ananyaz'dan kopyalayıp da getiriyorum. Çünkü bir düşünceyi tartışıyoruz. Kendi düşüncem olarak değil de ben de öğreniyorum anlatırken. Kız kardeşim çok titiz. Aynı odayı paylaşıyoruz. Eşyalarımı toplamam, şifon yerimi düzenlemem ve hemen her şey hakkında beni uyarıyor. Her hareketimi yakından izliyor ve bulduğu her fırsatta beni eleştiriyor. Bu cümlenin önceki bir ardını bir okuyor. Efendim? Ama aynı zamanda kız kardeşi nasıl yapıyor? Hiyerarşi kuruyor mu? Evet. Bir düzen farkı var mı? Var. Kendisine ilişkin hisleri, algıları. Emir komut alıyor. Efendim? Terbiyat vermek. İzlendiğini hissediyor. Kötü hissediyor. Evet. Kendi özgür hissediyor. Ötekinin karşısında kendisini ya da kendisinin karşısında ötekini nasıl hissediyor? Şimdi anlatabiliyor muyum? Öyle bir mesaj vereceğiz ki, diyelim ki iki kardeş ara buluculuk yapıyoruz. Bir, onu kendisiyle yüzleştireceğiz. Gerçek zihnindeki düşünceleri doğru okuyacağız. İki, öbür taraftan mesaj vereceğiz. Sert mesaj verirse incitiriz, kaçırırız orayı. Dolayısıyla usulünce usturuplu bir mesaj vermek durumundayız. Buyurunuz. Sorulabilir mi? Siz kendinizi dağınık olduğunu düşünüyor musunuz? Yani, soru. Bireysel psikoterapi. Yani o yargılamayı getirir. Yani kötü hissettirir. Her arkadaş. Kardeşinizle beraber burada yaklaşmasaydınız, yalnız olsaydınız kendinizi nasıl değerlendirirdiniz? Evet. Bu soru, özür diliyorum. Bu soru diğer tarafa siz haklısınız gibi bir imaj vermez mi? Verir. Dedim ya çok zor bak bıçak sırtı. Bir, bu tarafa anlaşıldığı duygusu vereceksiniz, öbür tarafa da... Yaptığınızın yanlış olduğunu kurguluyoruz. Evet. Sizi kendisine benzetmesinden mi korkuyorsunuz? Yani kendisi gibi yapmasından mı korkuyorsunuz? Hepsi olabilir. Herkesin tercihi ama kitap şöyle bir yanıt vermiş. Sanki ordudasınız, o da sizin eğitim çavuşunuz gibi. Bu da sert. Evet, çok sert. Ama şu mesajı bize. Ya bunu neden yazmış olabilir diye düşünüyorum ben. Aslında bu bireysel psikolojik danışma sürecinde söylemeyecek, ara bozuk sürecinde değil. Özel görüş. Özel görüş. Olabilir. Olabilir. Ben de sizi bastırabilmek için ara bozuk sürecinde ne dersiniz? Bu yüzden size göstermeye çalıştığım şey şu, sizi onamak ya da yanlışlamak değildi. Esas söylemek istediğim şey, bu mesajın arkasındaki mesajı bir parça doğru okuyup yansıtmaya yönelik bir kafayı böyle ileri götürmekti esasında. Bir tane daha, her ödevimde bunu yapıyorum. Son dakikaya kadar bekliyorum ve sonra ödevi hızlı yapıyorum. Son dakikacılar gibi sonucunda da o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yansıtma yapsak, içerik yansıtması olarak ne derdiniz? Sizden başlayalım. Zorla kendini. Üşengeç bir yapınız olduğu anlaşılacaktır. Evet. Başka? Başka? Hocam siz? Zamanı daha iyi kullanmak. Bu yönlendirme olur. Söyle. Sorumluluklarınızı evlerinizde hep son dakikaya bıraktığınızı ama buna rağmen bir türlü bunu sizde olumlu etki yaratmadığını düşünüyorsunuz. Doğru mu? Güzel. En arkada. Sizin rahatsız eden işlerinizi son dakikaya bırakmak mı? Yoksa bir sonuç alamamanız mı? Evet, güzel. Yansıtmada soru sormak karşı tarafa ne etki oluşturur? Ya bilmiyorum, soru sorar mıydım ben diye düşünüyorum. Doğru yanıtımı bilmiyorum. Nasıl? Ama tercih, yani birisi bir şey anlatıyor. Onun ihtiyacı olan anlaşılma duygusu, evet.
ve sizi soru sorarak o duyguyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Konuşmacı kendi dünya ölçüde iyi hisseden. Doğru anlaşılır. Şimdi anlatabiliyor muyum? Aslında yani biz arabulucu olarak karşı tarafa tepkimizin oluşturacağı anlamı da düşünmek durumundayız. Tekrar söyleyeyim, bunun hiçbirisine doğru ya da yanlış diyemem. Yani bir takım örnekler var bulabildiği. Bu da şeyle ilgili, kitaplardan bir tanesi, adını unuttum kitabın. Dinlemelik, psikoterapilerde değerlendirmeyle alakalı bir kitap var. O dört kitaptan bir tanesi orada geçiyor. Çünkü psikoterapistlerin, psikolojik danışmanların yaptığı en önemli şey yansıtma. Biz oradan besleneceğiz. Arabulucu yansımayı getirirken, görmeniz açısından getirdi. Arabulucu, bunu kendinize dair bir örüntü olarak görüyorsunuz ve ertelemenizin ödevlerinizi istediğiniz kadar iyi yapmamanıza yol açtığını düşünüyorsunuz. Sizi doğru anlamış mı? Bu da örneklerden bir tanesi. Bir tane daha, işimden yeni kovuldum ve ne yapacağımı bilmiyorum. İşim benim için çok önemli, kaybolmuş gibi hissediyorum. Hani sizde işçi-işveren ilişkileri var ya, işçi geldi bunu dedi. Patron da burada. Hocam, arabulucu buradaki cevabı verirse olmaz ona ya. Belki psikoterapistleriz olur da. Ya amacım sizi doğru demedim size. Yansıtmak kişiye göre değişir. Zaten sana bakma dedim. Niye dinlemiyorsun öğretmeni? Kapat dedik sana. Biraz önceki cevaplar da aynı şekilde. Ama size onların hiçbirisine bu doğru, bunun gibi yapın demedim. Çünkü özellikle demedim. Bizim amacımız yansıtmanın mantığını kavramak. O yüzden o bulup kopyaladığım yer. Şey. O yüzden ben olsam onu der miyim? Ondan da emin değil. O yüzden dersin amacı yansıtmayı anlamak. Oradan yani, buyurun. İşiniz sizin için çok önemliydi. Ve siz işinizi kaybettiniz. Bu nedenle de boşluktan savruluyorsunuz. Ve kendinizi ciddi bir şekilde açıkta hissediyorsunuz. Evet, bir güzel. Başka? Buyurunuz. İşinizi kaybetmek sizde olumsuz duygulara ve kaygıya sebep olmuş. Doğru mu anlıyorum? Güzel. Böyle psikologlara doğru kayıyor fark ediyor musun? Ne başka? Elena Hanım? İşinizden ayrılmış olmak sizi bir boşlukta bırakmış. Doğru anlıyor muyum? Güzel. Başka? Hiç konuşmaya böyle bakıyorum. Buyurunuz. İşinizi kaybettiğinizden dolayı geleceğinizi güvende hissetmiyorsunuz. Ailenize ve çocuklarınıza karşı kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Evet, güzel. Ama psikologlar biraz daha derinlemesine gidiyorsunuz. Bu şekilde para kazanamayız, sadece kutsal tatmin gitmemek yani. Ama bakın, sen şunu göstermeyeceğim. Bu tarafı şey olarak kullandım ya, böyle sağ elini yazdırmayacağım, böyle sağa doğru kayıyorsun. Söylerken bir şey, öteki tarafında eğer bir alacak varsa, duygu tarafında bir parça gıdıklamak gerekiyor. Yani insanların karar mekanizmasını etkilemek istediğinizde, duyguları gıdıklamanın bir etkisi olur mu? Olur. Yani çünkü iki tarafı da harekete geçeceğiz. Hani zihinleri beri getireceğiz ya. Evet. Bu tarafta konuşurken oranın zihnini ve kendi. Bu tarafa yansıma yaparken hem orayı hem orayı. Evet, çünkü iki taraf da verecek. Çünkü belki işveren onun kovduğunu düşünmüyor. O tabii ki. Onun için yansıtmayı doğru yapıyor. Kovulma duygusu kişisel bir duygudur. Ekonomik kriz var. Çıkarmam gerekiyor. Bu neden? Bu. Benim onu çıkarmam, varlığımı devam etmem için bir araçken onun çıkarılmış olması şirketten ise kovulması anlamına geliyor. Mesela biz yönetimde şu an bizde dekan değişimleri var. Benim en çok yaşadığım şey, birisi için bu görevden alınmadı, diğer için partner değişimidir. Ben artık öteki partnerle çalışmak istiyorum. Hak benim değil mi de? Öteki de başka bir şey. O yüzden bunların hepsi algısal. İlk ne demiştik? İnsanların düşünceleri mağarasına göre değişiyor. Bulunduğu yere göre değişir. Çıkarlarına göre, pozisyonuna göre değişir. Dolayısıyla burada da işiniz çok zor, işçi işveren ilişkilerini aramızı yapacağız. Buradaki örnek, işiniz sizin için çok önemli. Onsuz rüzgara kapılmış gibi hissediyorsunuz. Bu da
bir başka örnek. Duyguların yansıtılması. Duyguların yansıtılması, anlaşmazlığın taraflarının duygularının açıklığa kavuşturulmasına ilişkindir. Bu beceri anlaşmazlığın taraflarının duygularını belirginleştirmeye, arabulucunun taraflarının duygularını doğru algılayıp algılamadığını denetlemeye ve doğrulamaya yarar. Bu alan konusunda bence kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Duygu alanı sizin pek de çalıştığınız bir alan olmayabilir. Ama ben şuna inanıyorum. İnsanların kararlarını, tercihlerini, seçimlerini etkileyen, tetikleyen şey duygularıdır. Duyguları etkilemek, arabuluculukta insanların kararlarını etkilemekte bir etkileme konusunda önemli bir enstrümandır. Dolayısıyla duygularını iyi okumak ve etkili yansıtma yapmak, her iki tarafın kararlarını etkilemek açısından elinizi güçlendireceği düşüncesindeyim. Mesela bir tane konuşma, ağlamaklı bir şekilde. Üzerimde o denli sorumluluk var ki zaman zaman çocuklarımı bile istemiyorum. Onlara ihtiyacı olan şeyleri veremiyorum. Ancak onlar olmadan da yaşayamam. Beyefendi, siz yansıma yapın. Onlar kopya çekiyorlar. Çocuklar sizin çok önemli olduğunu anlıyorum. Güzel. Başka? Kime söz verin? Çocuklarınızla ilgili yetersizlik duygusu içinde olduğunuzu anlıyorum. Siz doğru anlamış mıyım? Evet. Güzel. Başka? Gözlüklü hanımefendi. Sizdeki sorumluluğun çok fazla olduğunu, çocuklarınızı bir de zaman zaman ihmal ettiğinizi düşünüyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Evet. Güzel. Başka? En sondaki hanımefendi. Gözlüklü. Ben? Evet. Sorumluluklarınızı istediğiniz gibi yerine getiremediğiniz için üzülüyorsunuz. Evet. Güzel. Hocam. Evet. Buyurun. Hocam diye. Çocuklarınızı çok sevdiğinizi görüyorum. Ancak onlara işleriniz sebebiyle yeterli zamanı ayıramayıp ihtiyaçlarını gideremediğini hissediyorum. Doğru anlamıştım. Evet. Güzel. Buyurunuz. Aşırı sorumluluk yükü altında sizin için hayatın anlamı olan çocuklarınızın ihtiyaçlarına dahi vakit ayıramadığınızı görüyorum. Ve bu konudan da uzun sürdüğünüzü hissediyorum. Siz doğru anlamıştım. Güzel. Buyurunuz. Yüksek sesle. Toplumumuza dayattıklarıyla aslında ne hissettiğimiz arasında sıkıştığımız için bu kadar çelişkili bir ifade kullanıyoruz. Yani çocuklarımla ilgili sen bunu yansıtma olarak söylediğinde karşı tarafın sana ne söyleyeceğini düşünüyorsun. Aslında ne hissettiğini söylese ayıplanacağını düşündüğü için ama çocuklarımı da çok seviyorum fakat bu kadar baskıyı kaldıramıyorum. Harika bir anne olmak gerekmiyor. Kutsal bir anne değilim ben diye düşünüyor belki ama bunu ona karşı ne getirdiğini ayıplanacağını ya da toplumdaki anne figürüne aykırı davrandığı için dışlanacağını düşündüğümden ikisi arasında sıkışmış gibi bir cümle kuruyor. İşte onu yansıtırken aslında onu da incitmeden bir yansıtmamız lazım. Buyurun. Anne ve babam olduğu anlaşılmıyor. Bu güzel bir şey. Tabi ağlamak da dedik ya anne oluyor değil mi? Baba oluyor. Beyefendi. Bir de onlar olmadan geçiyor. Babalar diyemez değil mi? İlla hormonlara bağlayacak. Ya işte kadın kafası. Buyurun. Çocuklarınızdan kaynaklı sorumluluk size ciddi bir yük bindirmiş durumda. Ancak çocuklarınızı da çok seviyorsunuz. Evet, güzel. Güzel. Son bir tane arkada. Sesinizi duyamıyorum. Üzerimizdeki sorumluluklar nedeniyle bu baskı altında hissediyorsunuz. Ancak bu nedenle de vicdan azabı çekiyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Evet, güzel. Doğru anlamış mıyım? Böyle popüler olmaya başlıyorsunuz. Sürekli teyit bekler, doğru mu pek bizim efendim? Sürekli bir teyit beklemek doğru anlamış mıyım? Sizce haklı mıyım diye. Ben şeyi kullanıyorum. Özetleme sözcüğü benim çok hoşuma gidiyor. İki tane kitap çevirisinde etkin oldum ben. Birisi The Mediation Process adlı kitaptı. Arabulucuk süreci. Sağolsun daire başkanımız onu çok popüler yaptı.
Ondan sonra yani büyük bir çoğunluğumuzda vardır herhalde evet. Arabuluculuk süreci. Bir de Transformative Mediation diye bir başka kitap var. O da Nobel'den. Ama onun İngilizcesi, Türkçesi çok iyiydi, bu kadar iyiydi. Bu son kitabın Türkçesi de çok güzel oldu, inanç içerisindeyim. Arabuluculuğun getirileri diye çevrildi. Onu okuma şansınız oldu mu? Mesela esas ben onu seviyorum mesela, ilk ondan özellikle bir psikolog olmam sebebiyle çıkarsal ilişkiler değil de daha çok toplumsal konulara merakımdan dolayı bir enstrüman olacağını, bir çare ilaç olacağını düşünmüştüm. O yazarlar biraz daha psikolojiye daha yakın anlatırlar. Mesela onlar özetlemeyi çok öne çıkarıyorlar. Sizi doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Kısaca bir özetleyebilir miyim anladıklarımı? Deyip özet geçtikten sonra ya zaten bir dursanız da kaç tane tepki verecektir. Papağan gibi sizi doğru anlamış mı, sizi doğru anlamış mı, ilişkiyi irite eder. Şimdi bunu çok böyle kitabi olarak koyalım. Ben rahatsız değilim. Bunu neye getiriyor biliyor musunuz? Sizin mesleğiniz sebebiyle bir düşünme stilinden, avukat düşünme stilinden, arabulucu düşünme stiline yönelik bir evrim geçiriyorsunuz. Bu evrim sürecinde sizi doğru anlamış mıyım, sizi bir parça rahatlatıyor olabilir. Ama gerçekten arabuluculuk yapmaya yönelik pozisyon almaya başladığınızda ise karşı tarafın yüz ifadelerinden onanmadığınızı gördükten sonra büyük bir olasılıkla ondan vazgeçeceksiniz. Sizin için en uygun yansıtma tekniğini, yansıtma cümlelerini, sizin tarzınız olan cümle yapısını ben oluşturacağınızı düşünüyorum. O yüzden hiç rahatsız değilim buna. Çünkü dikkat ederseniz bu 2-3 yıllık arabuluculuk sürecinde çok motive olan arkadaşlarımız oldu. Birçok eğitimlere gittiniz. Facebook'tan sizleri takip ediyorum. Sağ olsun. Beyefendi mesela çok popüler. Yaptığı bütün seminerleri Facebook'tan paylaşıyor. Hanımefendileri görüyorum. Hanımefendi görüyorum. Şamil bize gıpta ile izliyorum. Gitmediği şehir, vermediği eğitim, yemediği yemek kalmadı Şamil Bey'in. Bu aslında neyi getiriyor? En iyi öğrenme biçimi bence öğretmek. Size tavsiye birbirinize öğretin. Birbirinize öğretirken neyle karşılaşacaksınız biliyor musunuz? Bir, bakın öğretmek çok zor bir şeydir. Öğretirken hesaplaşma yaşıyorsunuz. Mesela ben bu eğitimi önce geçen hafta yenileme eğitiminde denedim. Çalışıyor mu? Pek memnun kaldım çalışıyor. O zaman getirebilirim. Ve orada her soruda tekrar düşünüyorum, tekrar düşünüyorum, tekrar düşünüyorum. Bu sözcüğü nasıl söyle? Böyle söylersem ne olur? Böyle söylersem ne olur? Anlatabiliyor muyum? Sonra karşı taraftan tepki alıyorsunuz. Çalışmazsa vazgeçiyorsunuz. Dolayısıyla ben tarzınızı yakalayacağınızı, böyle kendinize has bir tarz yakalayacağınızı, inşa edeceğinizi düşünüyorum. Ama bu süreç birazcık avukat kimliğinden böyle psikolojik danışman demeye dilim varmıyor ama birazcık o tarafa doğru bir evrimsel duruş söz konusu. Ama işveren anlaşmazlıkları inşallah ki gelir ise uzlaştırmada geldi. O zaman oradaki süreçte öyle psikolojik bağlayacağınızı hiç zannetmiyorum. Orada başka bir şey olacak. Ben de bilmiyorum. Eğitimlerini çok veriyoruz, bir tarzımız var. Bir de kimlikten dolayı ben daha yatkınım. Çünkü psikolog. Ama işte o süreç bizim tarzımızı oluşturacak, gerçekten mesleki yerlerimizi belirleyecek. Oradan bir parmak kalktı da. Biliyorum, buyurun. Hocam, ola ki böyle bir görüşmede farklı algıladınız ya da tam doğru yorumlayamadınız meseleklerini. Sizin dediğiniz ya da arkadaşların söylediği gibi doğru anlamış mıyım ya da özetlediğinizde farklı bir şey çıkıyorsa onun anlattığından daha farklı bir şey mi? Kendim gibi olmak, bazen susmak, geri geldiğinde onu olumlamak daha doğru değil midir? Yani ezberlenmiş şekilde ya da ezberlenmiş hareketlerle karşıyla görüşme yapmak daha farklı bir sonuca, daha olumlu bir sonuca doğru götürmez bir şey. Şimdi söylediğiniz şeye, bunu bittiğimiz şeye, söylediğiniz şeye hayır ya da evet yanıtını vermek güç. Susmak, bunun filmi miydi? Bence bunun pili bitti. Yok bitireceğim burayı da öbür kısa geçerken ara vereceğim. Şunu söyleyeyim. Pili bitti bunun. Şunu söyleyebilirim. Susmak etkilidir. Bir soru. Ben sana söylerken önce söylediğiniz şey aslında sorunun karşılığı. Yani kendin gibi olmayı ya
ya da o görüşmede nasıl davranacağınızı o an tutumuna göre ayar edebilmeyi yine siz aslında verebilirsiniz ama ben soruyu sormuştum. Teşekkür ederim. Susmak çok önemli bir enstrümandır. Susmak mesaj verir. Susmak bir tepki verir. Bazen sessizliğin gücü olur. Dayanabilecek misiniz? Evet. Mesela karşı tarafa bir şey söylediniz ve susuyor. Mesela psikologlar çok kullanır bunu. Susar bekler. Dayanamaz kadar bir şey söylemeye başlar. Güzel de bu tekniklerden bir tanesi. Etkili olur mu? Kesinlikle etkili olur. Bu aslında hayır demeye çalışmadığınızı, anladığınızı ama göz bebeklerinizdeki anlam ve elektriği bu mesajı verir. Evet, tekniklerden bir tanesi bunu etkili kullanabilirsin. Ama yansıtma da çok anlamlı. Yansıtmayı da kullanabilirsiniz, çok yer olacak. O yüzden vermek istediğim mesaj, her birisini kullanacaksınız. Bu portföyünüzü zenginleştireceksiniz. Ama bunu olabildiğince etkili ve doğru kullanmanız konusunda. Bazen insan gözüyle anladığını görmek ister, bazen kulağıyla duymak ister. Ama unutmayın, size bir şey fark ettirmeye çalıştım ben. Yansıtmanın dönüştürücü etkisi. Ben bu tarafta konuşuyorum, Hülya'ma baktım, yansıtma yapmadım. Sadece sessizce bekliyorum. Ben aslında yansıtırken sırf Hülya'ma mesaj vermiyorum. Ben gerçek mesajı kime veriyorum? O tarafa. O tarafa. Çünkü herkes kendisini onamaya, haklı çıkarmaya, ötekini alt etmeye yönelik müzakerelerde bir tercih bulmaya daha yatkındır. Çünkü bu bir kavga, bu bir anlaşmazlık, bu bir çatışma. Ve biz insanların algılarını, düşüncelerini, duygularını dönüştürmeye çalışıyoruz. Elimizde yansıtmanın dışında dönüştürebilmek için başka hangi enstrümanımız var? O yüzden yansıtmayı iyice kavramınızı salık verir. İyice okumanızı salık verir. Mesela o kaynakçada Nilüfer Voltan Acar'ın kitabı vardı. Çok güzeldir o. Özellikle psikoterapi kitaplarından, psikolojik danışma kitaplarından, psikolojik kitaplarından yansıt. Çünkü derdim can hücreye tekrar dönerim. En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafe ise o kafaları yakın getirmek için bizim temel enstrümanımız bence yansıtma becerisi. Üzerindeki baskılardan boğuluyorsun. Duygu yansıtması. Ve çocuklarına iyi bir annelik yapamıyorsun. İçerik yansıtması. Bu durumda seni çok üzüyor. Gibi bir takım eklemelerde de bulunabilirsiniz. Bir tane daha. Hatice'ye çok bozuldum. Beni aramadı. Onu yalnız yakalarsam nasıl bir oyun oynadığını soracağım. Hatice'nin sizi aramamasının altında bir sebep olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cansıtma yap, soru sorma. Çünkü vermek istediğim mesaj ne biliyor musunuz? Karşı tarafın aklından geçeni tahmin etmek, yüzünü okumak, ağızdan çıkan cümlelere o üçünü birleştirip onu kendisiyle yüzleştirmek istiyorsunuz. Tekrar yap. Hatice'nin aramamasının altında başka bir sebep var. Daha sonra oldu. Evet, bir düşünme moduna, bir başka düşünme moduna. Beyefendi. Değer verdiğin Hatice'nin senin telefonuna çıkmaması ve senden bağımsız ayrı bir şeyi planlaması seni rahatsız ediyor. Neden soru sorma ihtiyacı duyuyorsunuz? Seni rahatsız ediyor, özür dilerim. Seni sizi rahatsız ettiğini fark ediyorum. Sizi doğranmamış mı? Buyurunuz. Hatice'nin sizi aramamasından memnuniyetsizlik duyuyorsunuz ve bunun altında yatan nedenleri sormak istiyorsunuz. Evet, kendisini gördüğünüzde ilk gördüğünüzü sormak istiyorsunuz. İlişkiniz konusunda bıkkınlık yaşıyorsa ya kendine çek düzen vermesini ya da senden uzak durmasını istiyorsun. O da böyle bir yazılmış. Kendimi önemsiz hissediyorum. Sanki karıma sağlamam gereken tek şey maddi destek. O denli yeterli ki bana ihtiyacı yok gibi. Bunu erkekler yapsın. Evet, erkek arıyorum. Karıma deyince değil mi? Karıma demiş yani Hollanda'da değillerse.
Kaliforniya'da var. Kaliforniya'da var. Hollanda'yı hemen yaftalama. Burnunu, yüzünü sen yap hadi. Tamam. Dur sen değil, sen. Ben onları hiç konuşmadım. Kendini bir an Kaliforniya'da mı hissettin? Hadi yap. Yurt dışı deyince bir saat oluyor. Tamam, hadi yap. Karımın, karınızın sizden maddi konuda destek beklediğini hissettiğinizi söylüyorsunuz. Pardon. Karınızın kendi kendine yeterli olmasının sizde yarattığı, sizde olumsuz duygulara yol açtığını belirtiyorsunuz. Ve sadece maddi destek sağlayarak kendinizi önemli hissedebileceğinizi söylüyorsunuz. Doğru mu? Evet. Beyefendiye tekrar söz veriyorum. Evet, siz beyefendi. Burada bir ilerisi şey var galiba. Yorumlama, sadece yansıtma. Siz hissediyorsunuz ve karınızdan daha farklı nasıl geçim kurduğunuzu öğrenmek istiyorsunuz. Hocam önce bir erkekleri bir deneyelim. Doğru düzgün yapılamazsak size geçeceğiz. Kendinizi duygusal olarak çok zayıf hissediyorsunuz. Oysa karınızın buna karşın çok güçlü olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Önünüzdeki beyefendi. Eşinizin maddi ihtiyaçları olmasa sizi hiçbir şekilde önemsemeyeceğini düşünüyorsunuz. Bu sebepten dolayı kendinizi de önemsiz hissediyorsunuz. Biz barınca sizi doğurmak Hücar Bey size söz vereyim. Beyefendi çok konuştu. O yüzden siz de konuştuklarınız. Hücar canınızdaki beyefendiye geçelim. Eşime siz karşı kendisini çok yetersiz. Kendimi önemsiz hissediyorum. Sanki karıma sağlanıyor tek şey maddi destek. O denli yeterli ki bana ihtiyacı yok. Yani eşinize karşı kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Muhtemelen eşinin maddi durumu daha yüksek. Evet, buyurun. Karınızın size karınızın size ihtiyaç duyması, başka konularda da ihtiyaç duymasını istiyorsunuz. Bu şekilde beklentiniz karşılanmadığı için de kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Evet. Şey fark ediyor musunuz? Duygular aslında yorumlamak çok zor. Evet, evet. Düşünceleri, duyguları. Çünkü somut değil ve ardında ne olduğunu bilmiyor. Çünkü fark ederseniz kodlanarak geliyorlar. Biçimlenmiş geliyorlar. Yani etrafı süslenerek geliyor. Yalanla geliyor. Biçimlendirerek geliyor. Ve sen onu anlayacaksın, onları atacaksın. İçindeki kor gerçek doğruyu bulup usulünce yansıtacak. Çok sağ ol. Buyurun. Süper becerileceğim. Hadi bakalım. Bekle beraber. Üçüncü deneyişim. Eşimize maddi destek sağlamadığınız takdirde sizi terk edecek. Bir eş olarak kendini yetersiz hissediyorsun. Sanki sadece maddi olarak bir şeyler vermen gerekir gibi düşünüyorsun. Çok basit. Şimdi direkt tersten. Bu kadar. Orada tam tersi. Orada bir ironi yok mu yani? Bu doğru değil. Mutlak doğru değil. Ya olabilir. Sadece sizi yansıtabilmeye yönelik biraz zihninizi açmaya çalışıyor. Burada bir ara verelim. Yansıtıcı dinleme türlerine. Yansıtmanın benim en çok heyecanlandıran kısmı biraz önce söylediğim gibi dönüştürücü etkisi. Çünkü biz yansıtma çok avukat kültüründe olan bir beceri olduğunu düşünmüyorum. Daha çok psikolojik danışmanların, psikoterapistlerin kullandığı bir beceri. Ama içerik yansıtmayı büyük olasılıkla yapıyorsunuzdur. Ama insan yaşadıkları
duygularından arındırılmış şeyler değil. İnsanların hareketini, davranışlarını etkilemek, manipüle etmek, belirlemek, yönlendirmek istediğinizde duygu kısmından imtina edemezsiniz. Dolayısıyla yansıtma üzerine biraz kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce beden dili, arkasından soru sorma, arkasından ya dinleme, arkasından yansıtma. Christopher Moore'un da yansıtmaya ilişkin birkaç tane becerisi var, stratejisi var diye. Bunların bir tanesi yeniden ifade etme olarak ifadelendirilebilir. Arabulucu söylenenleri dinler ve konuşan tarafın söylediklerine özü değiştirmeden onun kullandığı sözcükler ya da anlamı kullanarak geri yansıtır ve duyduklarının doğruluğunu test eder. Ancak bu biraz papağan gibi yansıtma içermekte. Karşı taraf bunu sık sık duymaya başladığında rahatsız edici olabilir. Başka türlü ifade etmede kullanılacak tekniklerden bir tanesi. Arabulucu söylenenleri dinler ve bir tarafın söylediklerini aynı anlama gelen başka sözcüklerle yeniden ifade eder ve duyduklarının doğruluğunu test eder. Siz orada sözcüklere değil, anlamın kendisine kilitlenirsiniz. Esas olan anlamdır. Bir başkası genişletme. Bazen de insanlar çok az bilgi verir ve siz onu biraz genişletmek hem kendisine hem de diğer tarafa o konuda görüşleri biraz daha açmasını isteyebilirsiniz. Arabulucu bir mesajı alır, bu mesajı genişleterek detaylı bir şekilde dinleyicilere iletir ve sonrasında mesajın doğru algılanıp algılanmadığını kontrol eder. Bir başkası sıralama, arabulucu konuşmacıya fikirlerini belli bir düzen içinde sıralamasına yardımcı olur. Sıralama ne zaman ihtiyaçtır? Çoğu zaman da taraflar anlaşmazlık anında, kavga anında böyle fışkıran su gibi böyle kontrolsüzce karşı tarafa çıkabilir. O tür durumlarda ise arabulucunun o konuşmaları dinleyip bir tematik olarak sıralamasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir başkası ise gruplandırma, yine etkin kullanabileceğimiz arabulucu konuşulanları tematik gruplar haline getirir. Çünkü insanlar rastgele konuşurlar. O rastgele konuşmaları bir düzen içine, bir tematik mantıklı bölümler etrafında birleştirmeye ihtiyaç olabilir. Bir başkası ise yeniden yapılandırma olabilir. Arabulucu konuşmacıya düşüncelerini anlaşılır bir mesaj oluşturacak şekilde yeniden düzenlemesinde ve sıralamasında yardımcı olabilir. Ve bu süreçte yani her birisi başka bir durumda fonksiyoneldir. En iyisi şudur, en iyi taktik budur demesi çok doğru değil. Dolayısıyla siz bir parça farkında olup yani o söylenilen durumda, dinleme anında hangisine daha çok ihtiyaç varsa onu etkin bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Birkaç örnek. Anladığım kadarıyla sorunu siz mi görüyorsunuz, doğru anlıyor muyum? Siz galiba demek istiyorsunuz, doğru anlamış mıyım? Söylemek istediğiniz şey mi acaba? Düşündüğünüz şey mi acaba? Söylemiş olduklarınızı anlayıp anlamadığımdan emin olmak istiyorum. Siz mi demek istiyorsunuz? Söylediklerinizi kısaca bir özetlemek istiyorum. Doğru anlayıp anlamadığımdan emin olmak istiyorum. Gibi tarzınıza, düşünme stilinize, kültürünüze, dilinize uygun sizlerin en iyi yansıtma repliği geliştireceğinize eminim. Dördüncü temamız ise konuların yeniden çerçevelendirilmesi. Bu çok önemli bir şey. Bununla çok sık karşılaşmıyoruz ama bunu ben çok özel bir konu olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyorlar, asla gerçeğin kendisiyle karşı karşıya değiliz. Daha çok gerçeğin görüntüsüyle, algısıyla, yorumuyla karşı karşıyayız. Anlaşmazlık anında insanların gerçeklikleri var. Tek bir gerçek, mutlak doğru, mutlak hakikat bilimin işi, kişinin işi değildir. Bence inanç alanının işidir.
Bize ilişkiler üzerinden gideceksek, anlaşmazlık üzerinden gideceksek tek bir gerçek yoktur. Birden fazla gerçek vardır. O gerçek de kişiler tarafından inşa edilmiş, biçimlendirilmiş, oluşturulmuş bir gerçektir. Yargısal, duygusal bir gerçekliktir. Dolayısıyla iki gerçek olduğuna göre, İki tanımlama olduğuna göre, iki algı olduğuna göre biz bu uzak algılardan ortak algıya nasıl geleceğiz? O yüzden arabulucunun anlaşmazlık anında anlatılanları sıklıkla yeniden çerçevelendirerek rekabetçi bir söylemden işbirlikli, yapıcı, ayrıştırıcı bir söylemden bütünleştirici bir söyleme jenerik olarak tekrar tekrar yeniden çerçevelendirme yapması gerekiyor. Yeniden çerçevelendirme nasıl yapılıyor derseniz yansıtma formunda yapılıyor. Açık mı? Dolayısıyla biz sıklıkla çerçevelendirme yaparak hem kişinin kendisine yönelik algısını hem de öteki tarafın algısını bir parça yeniden biçimlendirmek durumundayız. Bir anlaşmazlık durumu, sorunun, konunun, talebin veya çıkarın her çerçevelendirmesinin merkezinde onu savunan taraf için bir anlam veya doğruluk var. İnsan kendi görüşünü benimsemese, kendi görüşünü doğru bulmasa, baştan dedik ya çatlağın diye, iki tane görüş var. Birisi birisini reddediyor, diğeri ötekini reddediyor. Uzlaşmaz karşıt varken, iki uzlaşmaz karşıtlıktan uzlaşmaya nasıl yol alacağız? Birbirini reddeden iki bakış açısında, birbirini kabul eden bakış açısına nasıl varacağız? Birbirini reddeden rekabet içindeki bakış açısından birbirini belli ölçüde onayan, kabul eden, içlemi içine, kapsamı içine alan bakış açısına nasıl vuku bulacağız, ulaşacağız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kişilerin söylemlerinin arabulucu tarafından yeniden çerçevelendirmesi elzemdir. Nedeni ise şeydir, mesela bir taşı yerinden kaldırdığımızda tekrar aynı yere oturtabilir miyiz? Bir bu taraf var, bir de bu taraf var. Bu burada olduğu sürece, bu burada olduğu sürece mesafe uzak, uzlaşmaları mümkün değil. Bizim bu pozisyondan kişiyi bu pozisyona getirmemiz gerekiyor. Bunu da bu pozisyondan buraya getirmemiz gerekiyor. Ve bu işi entelektüel olarak yapacağız, fiziki olarak yapmayacağız. Kişiyi savunduğu pozisyondan bu pozisyona nasıl yaklaştıracağız? Rekabetçi kendisi onayan, kendisini haklı gören ve diğerini reddeden, suçlayan, yargılayan, eleştiren, uzak tutan bakış açısı varken ve her iki taraftan birbirine bunu yaparken ya da kenen bu kişileri buraya nasıl getireceğiz? Dolayısıyla arabulucunun sıklıkla bir faaliyet sürdürmesi gerekiyor. Gerçeklik bir algı ise rekabetçi algıdan işbirliğe, anlamayan algıdan algılayan algıya, ayrıştıran algıdan birleştiren, farklılıkları gören algıdan benzerlikleri gören algıya dönük arabulucunun sıklıkla yeniden konuşulanları çerçevelendirmesi gerekmektedir. Her bir çerçevelendirme kişiyi bir adım yaklaştırır. Bunu bir adım yaklaşır. Onu bir adım. En son gele gele anlaşacakları orta noktaya gelmeleri gerekiyor. Kişileri orta noktaya ne getirecek? Hiçbir sorun kendisini yaratan akıl ile çözümlenemez. Bu cümleyi kim söylemiştir? Einstein. Bravo, Einstein. Zaten müzakere ederek bunlar sorunu çözebilselerdi anlaşmazlık olmazdı. Onların gerçeklik algıları ile sorun çözümlenemiyor. Dolayısıyla onların algılarına bir müdahale etmek gerekiyor. Arabulucu müdahaleyi nasıl gerçekleştirecek? Yansıtma sürecinde gerçeklik algısını bir parça yansıtırken hem onun taşı yaklaştıracak hem onu da etkileyecek. Bunun taşı yaklaştırırken orayı da etkileyecek. O yüzden yeniden çerçevelendirme sizin en önemli silahınız olacaktır.
Aksi takdirde uzlaşma nasıl gerçekleşecek? İnsanların zihinlerinde yaklaşma nasıl gerçekleşecek? Dolayısıyla yeniden çerçeveleme önemli bir silah. Yeniden çerçevelemenin özü ister taraflardan biri, ister arabulucu tarafından olsun. Anlamın, ihtiyaçların, çıkarların veya verimsiz bir çerçevelendirmeden doğacak endişelerin özünü netleştirmek ve açığa çıkarmak ve bunu tarafların daha kolayca kabul edip ele alabilmeleri için yeni bir yolla sunmaktır. Kişileri birbirine yaklaştırmaktır. Negatif algıları pozitif yapmaktır. Her iki taraf için de. Dolayısıyla uzaklaşan, ayrışan, nefret eden, birbirini reddeden, dışlayan söylemden, birbirini kabul eden, içlemi için alan, entegre eden, bir araya getiren, ayrılık arayan değil, benzerlik arayan bir bakış açısı içerisine almak gerekiyor. Çünkü biz dil ile düşündüğümüze göre, gerçek gerçekliği etkileyemeyeceğimize göre, gerçek gerçekliğin dil ile inşa edilmiş formunu kullanarak onun gerçeklik algısını yeniden biçimlendirebiliriz. Değil mi Taktan Hocam? Çok dilsel geldi değil mi? Dilime doğru gitmeye başladım. Dil. Gerçek gerçeklikle mi karşı karşıyayız? Dil ile inşa edilmiş bir gerçeklikle mi? İkinci ayet efendim? O zaman sizin dili etkili kullanmanız. O dil yoluyla nasıl? Çok sevdiğiniz insanlardan çok nefret eden ve tiksinti duyan insanlar var. Çok sevdiğiniz bir insan düşün. Nefret ve tiksinti ağır bir kelime oldu ama siz nefret için değil. Hayır, sen bir insan düşün. Oluyor. Hocam birisini mi arıyorsunuz? Evet. Ve o insanlardan nefret eden başka insan yok. Var. Bana bakınca melek gören de var, bana bakınca şeytan gören de var. Bana bakıyor bazıları Arap olucu diyor, bir tanesi vardı sen diyor Arap olucusun. Anlatabiliyor muyum? Arap olucu mu? Ya Arap olucu mu? Bazıları bakıyor çok yardımsever bir insan, bazıları bakıyor hiç yardım sevmeye. Ama siz gerçeksiniz hocam. Efendim? Ama siz gerçeksiniz. Başka bir gerçeklik. Hocam çok soyutlarsanız hukukçuların kafası böyle ilerliyor. Şimdi efendim Allah'tan erkek yok benim ayıp oldu. Erkek kafası değil diyorsun. Gönderme var hocam. Dedim diyor insan hocam. Ya bir erkeğe düşüncesine dolayı Allah'tan erkek kafası. Allah'tan bu erkek kafası diyorsun. Tam anlayamadım söylediğini. Yok, ya demek ki çözelim hocam bu. Kadın kafası benzetmeniz var diye hocam. Ha, teşekkür ederim. Hocam iyi niyetle söylenmiştir. Müşteriyorum. Ara bulucu. Üç düzeyde çerçevelendirme var. Bu çerçevelendirme üreten kişi Barski miydi? Barski, adım unuttum. Christopher Moore'un kitabının arabacık sürecine var ama esas kişi düşünce üreten yazarımızdı. Yaşlanıyorum galiba. Bir arındırma, iki tanımsal çerçevelendirme, üç mecazla yeniden çerçevelendirme. Arındırmaya bakalım. Arındırma çerçevelendirmesi bir yorumun, fikrin ya da önerinin yargılayıcı, aşağılayıcı, olumsuz atıflarının, olumsuz duygularının veya uç taleplerinin ortadan kaldırılması için sözlü sunumun şeklinin değiştirilmesi. Bir düşüncenin gerçekliğin sunumunu değiştirirsek, algısını da değiştiririz. Değiştiririz. Beyefendi, yakışıklı bir vesikalık fotoğrafını çektiğini düşün. Şu boyutta. Altı tane, evli misin? Değilim. Sevgilin var mı? Evet. Çok güzel. Hoşunuza gitti değil mi? Evet. Bir erkeğin sevgilisinin olması ne kadar hoş bir şey değil mi? Evet. Herkesin olması. Biz erkeklerden bahsediyorsun. Şimdi. Ya beyefendinin sevgilisi olmanı yakıştıramadın. Bir konuşalım. Ay çok hoş.
Hoş bir şey değil mi? Şu boyutları bir fotoğraf, vesikalık böyle yakışıklı bir fotoğrafını çektiniz. 5 tane çerçeve. Bir tanesi 5 liralık Çin malı tahta çerçeve. Tahta plastik olduğu belli ama. Bir tanesi gümüş çerçeve. Bir tanesi pembiş çerçeve. Gri, gümüş gri oluyor. Gri, pembiş, siyah, beyaz çerçeve. Bir de tahta. Bunu en az sevdiğiniz kadar güzel bir başka hanıma göstersin. Çerçevelere bağlı olarak seni değişen oranlarda yakışıklı algılar mı algılamaz mı? Algılar. Çerçeve senin yakışıklığını etkiler mi? Sandan, senden kendini bir başka hanımefendiye fotoğrafının sunulması istense hangi çerçevede sunulmasını isterdin? Çin malı seçmiyorsun ya. Pembeyi de seçmiyorsun. Hangisini seçerdin? Gümüş ya da ahşap. Gümüş ya da ahşap. Güzel. Çerçeve algıyı etkiler. Yanıtınız evet olsun. Çerçeve algıyı etkilemeseydi bu kadına niye bu kadar makyaj yaparak dışarı çıkardı? Çerçeve algıyı etkiler. Güzel. Eren Hanım bir şey söyleyin galiba. Biraz içerikle ilgili diyorum makyaj, çerçeveyle değil. İçerideki fotoğraf gibi düşünün makyajı. Yok, çerçeve gibi düşün. Güzel. O zaman insanların söylemlerini değiştirerek algısını etkiler miyiz? Negatifi pozitife, rekabeti işbirliğine, ayrıştırıcı birleştirici söylem haline getirerek anlaşmazlığın algısını etkiler miyiz? Güzel, etkilersek bizim sıklıkla çerçevelendirme yapmamız gerekiyor. Bu genellikle kelimelerin ya da dizilişlerinin değişimini gerektirir. Konuyu anlaşmazlığın tarafları için daha uyumlu bir hale getirmek ve aynı zamanda altta yatan çıkarların, ihtiyaçların ya da hislerin özünü koruyabilmek için zehirli dilin yeniden çerçevelendirmesini içerir. Anlaşmazlık anında kişiler barış dilini mi kullanır, nefret dilini. Şimdi iki tarafta birbirine ayrıştıran, uzaklaştıran, yaftalayan, kinayeli, ondan sonra sarkastik sıfatlar kullanarak yaptıkları konuşmalar esnasında arabulucuya düşen görev nedir? Zehirinden arındırarak kişinin gerçekten söylemek istediği özü çekip alıp yeniden sunma. Bu yolla yeniden çerçevelendirerek kişilerin gerçekliğe, soruna ilişkin algılarını etkilemek, belirlemek gibi görev. Bunu nasıl yapacak derseniz yansıtırken yapacak. Açık mı? Sizi doğru anlamış mıyım diyorsunuz ya. Kişi negatif cümleleri size doğru, karşı tarafa doğru geliyor. Onu yansıtırken olduğu gibi yansıtırsanız o iş tehlikeli. Dönüştürürken de yoldan çıkarmamak gerekiyor. Özü değiştirmemek gerekiyor. Onun ayarını artık siz yapacaksınız. Arındırma yaklaşımı hem çerçevelendirmeyi ilk önerene hem de muhatabına ilerleyen müzakereleri engelleyebilecek güçlü duyguları veya olumsuz dili aşmaları konusunda yardımcı olabilir. Mesela bir taraf diğer tarafa sen bu tür bir çözüm düşünüyorsan bir geri zekalı olmalısın. Bu 20 yıl önce geçerli olabilirdi. Ama zaman değişti. Biz yıllardır senin aptallığın yüzünden zarar gördük ve ezildik dedi. Bunu söylese söylese bir kadın mı söyler erkek mi? Eren Hanım. Erkek. Karısına. Erkek ortağına söylüyor. Erkek ortağına söylüyor belki. Ortak kadın mı erkek mi? İkisi de erkek. İkisi de erkek. Hadi bunu yeniden çarşıya alır. İkisi de erkek.
Notlarınıza bakmayın. Kopya çekmeyin. Değişen zamana ayak uyduramadığını, partnerinizin, ortağınızın değişen zamana ayak uyduramadığını ve almış olduğu yanlış kararlar yüzünden şirketin zarara uğradığını söylüyorsunuz. Sizi doğru anlamış mıyım? Güzel. Başka? Buyurun. Yani 20 yıldır anlaşamayan hiçbir partner bu kadar uzun süre devam etmez. Eğer evlilik değilse bence bu bir bayana söylenir. Bayağı söylenir. Dur şu anlamadım. Bayana mı söylemişti, baya mı söylemişti? Hayır, erkek bayana söylemişti. Erkek bayana söylemişti. Evet, bence de. Çok aşağıdaydı. Güzel, yansıtmanı yap. Yine de çerçeğendin beni yap. Bak şimdi arabulucusu birisine bunu dedi. Sen bu tür bir çözüm düşünüyorsan bir geri zekalı olmalısın. Bu 20 yıl önce geçerli olabilirdi ama zaman değişti. Biz yıllarız senin aptallığın yüzünden zarar gördük ve ezildik. Ve bunu sen arabulucu olarak öyle bir şekilde söyleyeceksin ki cümlelerdeki zehiri atacaksın. Arındıracaksın. Karşımdaki partnerinin düşüncesinin geride kaldığını düşünüyorsun. Ve çözüm üretmeniz gerektiği konusunda bir şeyler yapmanın gerektiğini düşünüyorsun diyebilirim. Evet. Konotasyon diye bir şey vardı. Tarkan Hocam, konotasyon ne diyeceğiz? Konotasyon ne demek o? İşte. Anlam mı? Sözcüklerin havalı oluyor böyle İngilizce bir şey söylüyorum. Negatif konotasyon var burada falan. Mesela geri sözcüğünü söyledim. Sözcük cümlenin içinde geri sözcüğü negatif mi pozitif mi? Negatif. Ha, güzel. Şimdi yansıtma yaparken negatifi kullanmak bir arabulucuya yakışır mı? Kadın arabulucuya yakışır mı? Ona hiç yakışmaz. Dolayısıyla siz yansıtırken hangi sözcüklerle yansıtacaksınız? Neyi arındıracağız? Başka bir tane beyefendi yapın, gözlüklü beyefendi siz yansıtın. Yeniden çerçeveleyin. Yapamadı. Arkanızdaki beyefendiye bir dürtün. Cep telefonu ilgilenmesin. Öbür taraftan bak. O da beceremedi. Erkeklere bir sorun var. Beyefendi. Ortağımızın kendisini geliştirmediğini, eğitimden uzak kaldığını ve bu sebeple zarara uğradığınızı mı düşünüyorsunuz? Neden soru sormuyor ihtiyacı duyuyorsunuz çerçevelendirirken? Çünkü bize soru sormuyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? Yok, bu mesleki bir deformasyon mu? Evet. Evet. Mesleki bir duruş bu. Biraz evet. Alıyorum öyle. Evet. Evet. Beyefendi siz nasıl yaparsınız? Bitiremedim hocam, tekrar bitirin. Tekrar edelim. Anladığım kadarıyla ortağımızın eğitimden geri kaldığını ve kendisini geliştirmediğini zaman içinde. Eğitimden geri kalmak. Pardon, geride bir. Zaman içinde kendisini geliştirmediğini, bu sebeple zarara uğradığınızı söylüyorsunuz. Niye negatif var? Ben söyledim mi hocam? Kurtulun negatiflerden. Negatif sulardan, pozitif sular. Kitap adı var ya, var mı? İçinde kalamıyorum. Var mı? Kadın kitapları. Ben söyledim. Sanırım partnerinizin çağın gerisinde kalma sebebini yıllar içinde yıprandığınızı düşünün. Geri. Seni kimse diye. El kaldırmayın, tam anlayamadım. Bir saniye. Bir daha söyle. Sanırım. Zaman içerisinde partnerinizin çağın gerisinde kaldığını ve bu nedenle de yıpratıldığınızı düşünüyorum. Yine mi? Evet, yine mi? Bu sorunu çözmek için sanırım daha güncel çözümlere ihtiyacınız var. Önerilerden daha geniş çapta çözüm çeşitlerini düşünmek isteyebilirsiniz. Çünkü artık koşullar geçmiştekilerden daha farklı. Ve aynı zamanda sizin üzerinizdeki etkileri de hesaba katılmalı. Christopher Morici. Bu bir eşler arasında yanlış hatırlamıyorsam. Çeviri hatırlıyor musunuz? Hangisi çeviri? Eşler arası. Ondan sonra biliyorum kitapta eşler arası. Aile içi anlaşmazlık, o yüzden kadın muhabbetine bağladı. Pozitif sularda, negatif sularda da daha çok yani erkekler okur mu bilmiyorum da ilişkilerle ilgili bir kitaptı da ondan. Ona çok vurgu yaptım. Bu yeniden çerçevelendirme. Negatif bir şey görüyor musunuz burada? Sıfır. Yok. Bir şey var, ozanlar var. Söz vereceğim hocam. Bir saniye şöyle söyleyeyim. Hani böyle bağlama çalarken ağızlarında da iğne var. Hatırlıyor musunuz? Güzel. Negatif konuşmayacaksınız. Sarkastik konuşmayacaksınız. Yaftalamayacaksınız. Aşağılamayacaksınız. Kinayeli konuşmayacaksınız. Negatif sıfatlardan uzak duracaksınız. Ve söylediklerini yeniden çerçevelendireceksiniz.
İşin üstü bu. Çok zor bir süreç. Beyninizi eğitmek zorundasınız. Sarkastik mi? Peki burada ara bulduğunuz gibi başlar bütünde ortak kararlar almıştık. Birbirimize hakaret etmiş sözler söylememeliyiz diye düzeltmemiz gerekmiyor mu? Orası da. Kuralları periyodik olarak uyarmak, onun söylemini ne ölçüde değiştirir etkiler bilmiyoruz. Yöntemlerden bir tanesi. Periyodik olarak kuralları söyleyebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Evet, bir yaklaşımdır. Ama bazen de insanlar anlaşmazlık anında öyle yoğun, öyle içten, öyle samimi hissederler ki kendilerini söylemekten alıkoyamazlar. Susturmak yerine belki de yeniden çerçevelendirme yaparak kendisini kendisiyle yüzleştirirken kendi pozisyonunu belirlemesine ve öteki tarafa da bu negatif şeylerin içerisindeki pozitif yönü de fark ettirmek gerekebilir. Mesela dönüşümcü arabuluculuk modeli diyor ki birebir müzakere başladığında negatifte konuşuyorlar ise birbirlerine vurmadıkları sürece fiziki zarar vermedikleri sürece izin verin diyor. Konuşsunlar. Hocam bunu psikoterapi mi söylüyor yoksa bizim alanımızda söylüyor mu? Arabuluculukta çok fazla karşılıklı iletişim kurdurmak iyi değil mi? Acaba? Bence yani... Bu kişisel fikriniz mi? Bir okumuşluğunuza, bir modele dayanarak mı konuşuyorsunuz? Yani sizin bahsettiğiniz modelleri hazırlayanların çoğu psikolog olduğu için o kimlikten uzaklaşamadıklarını... Kesinlikle yanlış. Christopher Moore psikolog değildir. Baruch Busch aksine bir hukukçudur. Hofstra Üniversitesi ciddi bir uluslararası hukukçudur. Benim okuduklarım psikoloji kitapları değil. Aksine okuduğumuz kitapların büyük bir çoğunluğu hukukçular tarafından yazılmış kitaplardır. Bu bir, nasıl söyleyeyim, kameraya kaydetmese daha rahat konuşup kaydettikleri için uygun sözcük bulmaya çalışıyoruz size. Çerçeveli. Uygun. Bu bir, nasıl diyeyim ben size, yani öyle bir meslek ki yarısı hukuk, yarısı psikoloji. Evet ama çünkü, bizim, özür diliyorum, bizim müvekkillerimiz değil sonuçta bunlar. Müvekkili bireysel olarak dinleyebiliriz, uzatabiliriz, hak verebiliriz, vermeyebiliriz. Ama iki kişi olduğu için fazlaca ayrıntıya girdirmek, soru sormak, uzatmak bizim açımızdan bir psikiyatristin terapi seansları gibi. Ben terapiden konuşmadım. Psikolojik rahatsızlığınızı iyileştireceksiniz demedim. Bakın siz bir davayı kaç sene sürdürüyorsunuz? Burada 30 saat konuştuğunuzu düşünün. 30 saat oturdunuz mu? Her bir seans 2 saat. 15 saat çok mu? 10 seans çok mu? Tamam, oturduk konuştular. O 10 seans 20 saat süreci içerisinde sizin elinizde olan enstrüman. İngilizceniz var. Güzel. Bize bir e-mail gönderin. Adım söyledim gmail.com. Size kitapları gönderin ya da 9 Üniversitesi'nin kütüphanesine göreceksiniz ya da Amazon.com'dan bir 1000 lira para yatıracaksınız. Arabuluculuk adı geçen doğru düzgün kitapları okuyun. Hukukçular tarafından yazılmışlar. O yüzden ön yargınızdan kurtulun. Çünkü aksine psikologlar bu işte çok fazla ilgilenmiyorlar. Ama kitabın içerisine bakarsanız bu yazarlar nereden besleniyorlar? Bu meslek bence hukuk en çok neresinde var biliyor musunuz? Anlaşma. Son kısmında, anlaşma metninde. Anlaşma metnine ulaşıncaya kadar iki kafayı bir kafaya yaparken siz bir meslekler silsilesinden yararlanacaksınız. Hukukçuyken kodlarınız var, kurallarınız var, yasalarınız var. Burada neyiniz var? Burada muhabbetiniz var, diyaloğunuz var, müzakereniz var. İnsanların eteklerine kaşlarını dökmeleri, konuşmaları, birbirlerini anlamaları, çözüm seçeneği üretmeleri, çıkarlarını keşfetmeleri. Bütün bu süreci hangi enstrümanlarla yapacağınızı düşünüyorsunuz? Yani bizi burada direkt olarak hukukçu olarak bildikleri için bir psikiyatristten beklediklerini beklemiyorlar bizden. Evet belki sizler de bu arabuluculuğu yapıp... Bakın önermeniz yanlış. Bir psikiyatriyle hiç alakası yok. Ama beklenti farklı yani burada bizden beklenti farklı. Psikoterapiyle de bir alakası yok. Ama psikoterapistlerin ya da psikiyatristlerin bir kenara yaparlar. Belki daha iyi yaparlardı, o ayrı bir konu da. İki kişiyi nasıl konuşturmayı düşünüyorsunuz siz? Yani iki kişinin o anda zaten uzlaşamadıkları için oraya gelmişler. Bir araya bir arabulucu girmiş. Onların fazlaca konuşması gerekmiyor bence. Bence nokta koyalım sonra. Bence nokta koyalım sonra. Efendim bence her iki taraf son derece gergin ve zıt kutuplarda olduğu için onların asıl geliş amacının uzlaşma olduğunu, anlaşma olduğunu ve bu nedenle de çok net ve sert kelimelerle olmama kaydıyla mesafeli, düzeyli
ve yapıcı çerçeve içerisinde konuşmalarının olması gerektiğini izah etmediyiz ama şöyle şöyle konuşun diye, mesafeli düzeyde yapıcı konuşun diye emreder gibi değil de bunu telkin etmemiz gerekir. Gergin, dolmuş dünyaların anlar hale gelmesi için diyaloğun dışında enstrümanımız neler? Bu bir alternatif uyuşmazlık yöntemi. Gerçek olan hukuk. Bu alternatif. Onu yeni ikame edeceğiniz bir şey değil. Onunla bunu karşılaştırmayın. Bu bir ara elek. Başarılı olursanız yukarıya çıkmayacak. Başarılı olmasanız zaten çıkacak. Dolayısıyla bu elekte ben en önemli becerinin konuşturtmak becerisi olduğunu, müzakere yaptırma becerisi olduğunu düşünüyorum. Esas olan beceri doğal tarafların müzakere ederek uzlaşmaya kendi kendilerine varmalarıdır. Velev ki kendi kendilerine müzakereyle varamadılar, uzlaşamadılar. Üçüncü bir kişiye gelecekler. Benim görevim, rolüm kolaylaştırıcı olmak. Dolayısıyla diyaloglarını, iletişimlerini kolaylaştırırken onların kendi kendilerine uzlaşmaya varmalarını sağladım. Hala kendi kendilerine uzlaşmaya varıyorlar. Bir sonraki hakemlik yapacak. O zaman ben karar veriyorum. Mahkemeye gittiler. Bakın uzaklaşıyor. Kendi kendilerine karar vermiyorlar. İşte diyorlar ki kendi kendilerine karar verebilecekleri konular varsa mahkemeyi meşgul etmesin. Kendi kendilerine karar versinler. O halde kişiler kendi kendilerine karar verirken koklaşarak değil, konuşarak saatlerce ama konuşamıyorlarsa üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığına ihtiyacı var. Onları konuşturmanıza psikoterapi, psikolojik danışma, psikiyatri, onlarınkisi rahatsızlıkları olan insanların, davranış güçlü olan insanların, patolojisi olan insanların iyileştirme gibi bir görevi var. Sizinkisi iyileştirmek değil. Ama soru sorma, dinleme, yansıtma, bu tür becerileri onlar da kullanıyorlar, arabulcular da kullanıyorlar. O yüzden meslekleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Fakat enstrüman ayet, kasap ne kullanıyor? Satır. Allah'tan kork. Güzel bir biftek almak için satırla mı biftek veriyorsun? Anlatabiliyor muyum? Cerrah? İşte. İkisi de kesici alet mi? Boyutları var. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir şey. Boyutlar. Hiçbir cerrah tarafından kesilmiş kurban gördünüz mü? Benim bir öğrencim aldı. Çok hassas yapıyorlar. Çok hassas yapıyorlar. İşte ben görmedim. Burası, özür dilerim. Burası şöyle oluyor. Cerrah tarafından bir kasaba eğitim verilmesi gibi oluyor şu anda işte bizim açımdan. Ya olmuyor. Çok önyargı oluyor. Sen daha fazla benim eğitimlerime gel. Çünkü oğlum benim öğrencimle benimle beraber muhabbet olan bir, ben çok ayırt ederim. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Birbirine karıştırmamak diyorum. Mesela aile eğitim danışmanına gelen öğrencim de var orada. Mesela onlara da çok net söylüyorum. Nerede arabuluculuk, nerede psikolojik danışma, nerede terapi, nerede psikiyatri? Birbirini yerine geçirmiyor. Yani bir adam rolünü bilmesi lazım. Bir psikolog, arabulucu. Yapacaksa o zaman roller değişiyor. Mesela orada değerlendirici mi olacak, kolaylaştırıcı mı olacak, nerede davranış değiştirecek, nerede sorun çözmelerine yardımcı olacağız. Bence biraz daha gelişmemiz, biraz daha okumamız, biraz daha fazla kitap çevrilmesi gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Doğrusu kitap sayımız az. Gönül isterdi ki Baro ve Adalet Bakanlığı İngilizce kitapları çevirtirseydi. Ne olurdu 10 milyon lira para ayırsalardı da şöyle bir 150-200 tane kitap çevrilseydi de hepimiz doğru düzgün 100 senelik dünyadaki arabulucuk geçmişini bir okusaydık da daha düzgün onların derine yol çıkarak tartışsaydık. Ama doğrusu kitap olmadan başladı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu doğru bir şey mi oldu? Biz neyi tartışıyoruz? Kitap yok ortada. İngilizce kitap okudunuz mu bu konuda? İngilizce kitap okumadım ama ben de tezimi hukukçuların etki iletişim sunum teknikleri makro mikro ifadeleri olarak yazdım. Ama başka bir sektör bu. Evet. Ama başka bir sektör. Şu ve arabulucular olarak. Bak tekrar söyleyeyim. Senin hukukçuların arabulucu diye yeni çıkıyor. İşte ben de onu söylüyorum. Hukukçuların tekniğiyle arabulucuların tekniğiyle psikolog ve psikiyatristlerin teknikleri ayrı olmalı. Sizin bahsettiğiniz teknikleri ben yerleştiremedim arabulucu. Güzel.
O zaman şey bir okuyun o zaman. Nereden başlayalım? Arabulucuk sürecinden okumaya başlayalım. Adam, dünyaca ünlü bir adamın kitabını içerisinde yaptığı iklim ve değişim projesi arabulucuk sürecinde bir dünyanın her tarafından oradan başlar. Sonra transformatif ve değişimi oradan başlar. Sonra sana İngilizce kitaplar hazırlayalım biz. Bir oradan oku bakalım. O hukukçuların yazmış oldukları kitapları. Psikologlar çok kitap yazmadı. Biz, hukukçular psikolojiden beslenerek kitap yazdı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da psikoloji çok fazla işin içerisine karışmıyor. Çünkü bunu onlar karıştırmazken sizin karıştırmanız kafa karıştırır. Devam edelim. Tanımsal yeniden çerçevelendirme. Daha az kutuplaşmış bir yolla ve daha verimli bir şekilde iletişimi kolaylaştırmak için bir anlaşmazlığın veya durumun kavramlaştırmasını değiştirmektir. Sorunu tüm tarafların onaylayabileceği bir şekilde tanımlamayı da içerebilir. Örneğin bir borçlu alacaklı anlaşmazlığında banka müdürü sorunu, borcun tamamı hemen ödenecek yoksa icra işlemi başlatılacak şeklinde tanımlayabilir. Alacaklıysa alacaklıya borçlu olan bir çiftçi sorunu, alacaklı bankadan yakamı nasıl kurtarsam ve üç kuşaktır ailemin olan tarlada çiftçiliğe devam etsem şeklinde tanımlayabilir. Noktanıza bakmayın. İki tane tanıma. Birisi alacaklı, birisi verecekli. Her iki tanımlamayı da içine alan ve negatiften arındırılmış iki tarafı da birleştiren, uzlaştıran bir tanımlamayı yapar mısınız? En sondakine söz vereyim. En arkadaki gözlük. Senden daha arkada kimse yok. Gözünü seçiyor mu? Gelmeseydin. Yeniden. O zaman senden vazgeçiyoruz. Hanımefendi siz çerçevelendirin. Evet. İki tarafı da işin içerisine katacak. Burada anladığım kadarıyla sizler elinizde olan aile malının elinizden çıkmadan borcunuzu ödemek, siz de alacağınızı bir an önce gecikmeksizin tahsil etmek istiyorsunuz. Doğru anlamış ve size aktarmış mıyım? Evet, o kısma geri koymuyor. Durumu bir daha gözden geçirelim isterseniz deyip şöyle bir yeniden çerçeveleme. Sen hiç konuşmadın, sen konuş. Söyle. Yok, çıkmadı. Sen söyle. Aslında ikinizin sorunu tek. Ben bir banka vekili olarak şöyle başlıyorum. Çok sık sık bu sorunu şöyle aşıyorum. Tabii vekil olarak ama arabuluculukta tamam. Da konulabilir diye düşünüyorum. Bir banka zararı olarak şube karşılık ayırdığından dolayı bilançosu olumsuz etkilenmekte. Siz de alacak veya borçlu olarak da faiz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu sorun ikinizin ortak bir sorunu. Bunu çok hızlı bir şekilde halletmek iki taraf için de yararlıdır. Bunun için ne yapılabilir? Bu konuda görüşmenizi öneririm gibi bir tasvir aslında olmadı ama bir öneri gibi geldi. Kendinize beğenmediniz. Ama benim alanda işe yarıyor. Yani her iki tarafı da düşünerek konuştuğumuzda. Bizim aradığımız şey bankanın borç verdiği parayı geri alabilmesi ve esas alanı olmayan tarla mülkiyeti işine girmek zorunda kalmaması. Aynı zamanda da ödenecek borç için geri ödemenin mümkün olacağı bir ödeme planının hazırlanması ve çiftçinin aile geleneğini sürdürebilmesi ve yaşam tarzını devam ettirebilmesi için tarlanın kazanç getiren bir iş haline getirilmesidir. Birleştirici oldu mu? Şimdi sorun bu. Tam olarak ne demek istediği tanımsal çerçevenin belli. Böyle bir şey. Ayrıştırıcı bir söylemden, dışlayıcı bir söylemden her iki taraf işin içerisine alın. Bakın, hasmane söylem yerine karşı tarafı bir çatışma var. Bu bilgisayara ilişkin iki tarafın çatışması var. Bunlar hasım mı, soru çözme partneri? Soru çözme. Hasım ise başka bir dil, soru çözme partneri ise başka bir dil. Hasım dilinden, rekabet dilinden problem çözme partneri diline dönüşmek zorundayız. Adamın dilini değiştirmek çok zor. Düşünme stilini değiştirmek zor.
Değiştirebilir misiniz? Savunucu düşünme stilinden uzlaştırıcı düşünme stiline geçeceksiniz. Bir çeşit böyle iki düşünme stiline de içkin olmanız gerekiyor. Hem futbol hem basketbol oynayacaksınız. Bir kişi hem futbol hem basketbol oynar. Birisini ayaklarıyla, birisini elleriyle. Aynı anda. Pis bir adayak aynı anda değil. Bize kolaylık yap der. Efendim? Dans eder gibi bir çiftçi der ki bize bir kolaylık yap der bankacı. Bir güzellik yap der. Bizim Türk usulü konuşma tarzı. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani burada iki tarafın da bağcının dövülmesi değil de üzüm yemesinin sağlanması. Denebilir hocam, her şey denebilir. Yani burada asıl amaç o, karşı tarafa bunu iddia edeceksiniz. Bankanın amacı burada bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, sizin de gayeniz, paranızı ödemek, o halde ortak bir yerde uzlaşın. Evet, bu söylenebilir. Ya bu değişik seviyelerde insanlara söylüyorum. Benim vermek istediğim şey, düşünme stilinin değiştirilmesi. Anlatabiliyor muyum? Bir düşünme stilinden bir başka düşünme stiline geçilmesi gerekiyor. Çünkü siz müvekkilinizin çıkarlarını savunur düşünme stilinden iki tarafın uzlaştırılması noktasındaki düşünme stiline bir sıçrama yapmanız gerekiyor. Sorun orada. Aynı zamanda bir ortak sorun çözme ifadesi olan bu yeniden çerçevelendirme, tarafların birbirinin tarafların üzerinde çalışmakta olduğu sorunu karşılıklı kabul edilebilir bir şekilde yeniden çerçevelendirmektedir. İki tarafı da işin içerisine katan ve onayan bir çerçevelendirme. Bir başkası da benzetme, Barsky. Barsky'nin adını hatırlıyor musunuz? Bu bir düşünce üreten. Bir şey Barsky'ydi adamın adı. Alan Barsky adlı bir araştırmacı ürettiği bir şeydi bu, yeniden çerçevelendirme. Durumu ya da kavramı tanımlamak için yeni veya değiştirilmiş bir benzetme bulmaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Böylece de kavramın görüldüğü şekli değiştirir. Atasözlerinden yararlanıyor musunuz? Metaforlardan yararlanıyor musunuz? Az önce söyledim hocam. Örnek verdim ben. Bağcıyı dövmek üzüm. Bağcıyı dövmek üzüm yemek. Başka? Evet. Başka? Hadi hatırlayın. Başka? Çatışmacı ve birleştirici atasözler. Keskin sirke. Efendim? Keskin sirke küpüne zar. Keskin sirke küpüne zar. Çok güzel. Yüreği için yorgan yapmak. Güzel. Başka? Emiyata pirinceye giderken evdeki bulguradan olmak. Çok iyi. Bak buluyoruz. İnsanlara açıklarken anlamakta zorluk çekebilir. Ama atasözlerinden ve bu tür deyimlerden yararlanırsa daha hızlı anlarlar. Bir araştırın, bir listesini çıkar. Efendim? Yani o süreçteki kişilerin yapısına göre değişir. Evet. Ama bir ajanımız, adam oturmuş düşünmüş. Biz metaforlardan, atasözlerinden daha fazla yararlanabiliriz. Ne için? Çünkü derdimiz ötekinin düşünme stilini değiştirmek, etkilemek. Buyurun. Bir benzer olayında bir amca ve teyze vardı, ikisi de 70 yaş üzerinde. Ben sorunun kaynağına indiğimde aslında teyzenin saygı görme ihtiyacı olduğunu hissettiğimde ona şunu dedim. Küçükken de kardeşiniz bu tip davranışlarda bulunur muydu size karşı? Evet. Peki sorunu nasıl şekilde çözerdiniz dediğimde? Şöyle yapardım, böyle yapardım. Şimdi sizi engelleyen bir durum var mı bu sorunu çözmek için dediğinde olay çok farklı bir noktaya gelmiş. Bazen de tüm tarafların kullanabileceği bir benzetme bulmak ya da bir tarafın benzetmesini diğer tarafın kullanabileceği şekilde yorumlamak anlamına gelebilir. Mesela örneğin taraflardan biri müzakereyi katılımcıların ya aşağılık ya da enayi olduğu rekabetçi bir oyun olarak betimleyebilirler. Oysa hiçbir müzakereci enayi olmak istemez. Diğer taraf ise müzakereleri okyanusa can yeri olmadan atılmak ve batma ve boğulma ihtimali olarak tanımlayabilir. Mesela bunlara yönelik bizim atasözlerimiz var mı? Denize düşen yılana sarılır. Diğeriyle ilgili ya herro ya merro, ya sev ya terk et. Bilmiyorum, aklıma onlar geldi. Arabulucu bu iki çok bariz bir şekilde çelişen benzetmeye bakarak sorunu şu şekilde çerçevelendirir. Hayatta kalmak her ikiniz için de önemli.
hiçbiriniz avantajı diğerini almasını ve kaybetmeyi istemiyorsunuz. Belki de bu durumu herkesin de su alan bir teknede olduğunuz ve kurtulmak için birbirinizin güçlerinize ihtiyacınız olduğu bir durum olarak düşünmeniz gerekir. Bu bir oyun ya da birilerinin aşağılık enayi olduğu bir durum değil. Her iki taraf da sağ kalan olacak ve bu anlaşmazlıktan mümkün olan en iyi şekilde çıkacak. Yeniden çerçevelenme her iki tarafında benzetmelerin öğelerini alır ve bunları sorunun yani ortak bir yeni ortak bir tanımına dönüştürür. Hikaye burada. Dolayısıyla bakın iki taraf yanlış değil, iki taraf haksız değil, iki taraf da haklı değil. Bir şekilde algıyı etkileyerek insanların birbirini görme biçimlerine müdahale söz konusu. Şimdi konuların belirlenmesi ve çerçevelenmesine geçelim. Anlaşmazlıkların taraflar ya da ara burcu tarafından ne kadar farklı şekilde betimlendiğini, tanımlandığını veya yeniden biçimlendirdiğini içermektedir bu süreç. Bu yöntemler tarafların veya ara burcular tarafından yaygın olarak görülecek konuların, ihtiyaçların, çıkarların ve soruların başlangıçta netleştirilmesine ve betimlemesine yardımcı olmak için kullanılır. Çünkü konuları, ihtiyaçları, çıkarları, sorunları doğru düzgün betimlemek gerekiyor. Doğru düzgün yerli yerine oturtmak gerekiyor. Ve orada dili değiştirerek düşünceyi de değiştirirsiniz. Negatif sözcükleri kullanmaya çok çaba sarf ederseniz siz ayrıştırıcı dile doğru gidersiniz. Pozitif sözcükleri kullanmaya başladığınızda ise birleştirici, bütünleştirici bir söyleme doğru yol alırsınız. Dolayısıyla dili kullanma kapasitenizi bir parça negatif sözcüklerden pozitif sözcüklere bir evrim geçirmesi gerektiğini düşünmekteyim. Anlaşmazlıklarda taraftan her bir müzakerelere anlaşmazlık konularının ve anlaşmazlığın temelinin ne olduğuna dair kendi bireysel ve öznel bakış açılarıyla ve iki bakış açısı da rekabetçidir ve dışlayıcıdır. Bizler asla tek başımıza gerçeklikle uğraşmayız. Daha çok gerçekliğin imgeleriyle yani yorumlarıyla uğraşırız. Ve iki yorum birbirini dışlar. Dolayısıyla dışlayıcı yorumlardan dışlayan kısımları atıp ikisinin özdeki kısımlarını alıp ve yeniden çerçevelendirerek bir arada gösterip onların bir sorun çözme partneri olduğunu ve bir sorunu diyalogla çözeceğini onlara göstermeniz gerekiyor. Potansiyel olarak mümkün yorumların sayısı oldukça fazla olsa da dünya imgemiz genellikle bizim yalnızca bunlardan bir tanesini görmemize izin verir. Ve bu yüzden de bu tek mümkün makul izin veren görüş olarak görünür ve iki taraf da buna vakıf olduğu için ara bulucuya düşen görev iki tanımdayı da dışlamayacak şekilde yeniden çerçevelendirerek tarafları hasım dilinden hısım diline evrilmesini sözcükleriyle, cümleleriyle yardımcı olmaktır. Buna en uygun örnek politikacıların cümlelerine bakın birbirlerine ilişkin. Hasım dilini mi kullanıyorlar, hısım dilini mi? İşbirliği dilimi dışlayıcı dil. Dışlayıcı dil egemen olduğunda uzlaşma mümkün mü? Dolayısıyla bir ara bulucu olarak, barış yapıcı olarak, diyalog kurucu olarak negatif dilden pozitif diline, hasım dilinden kısım diline, ayrışma dilinden bütünleşme diline, farklılık dilinden benzerlik diline evrilmek zorundayız. Önce düşüncelerimizi dönüştürmek zorundayız. Adamın düşüncesi negatifse sözcükleri pozitif olabilir mi? Düşünceyi mi önce dönüştürürüz? Sözcükleri mi? Düşünceden sözcüklere mi yol alalım? Sözcüklerden düşüncelere. Ama kişinin düşüncesini değiştirmek istiyorsak dolayısıyla bize düşen görev yeniden çerçevelendirerek sözcüklerini dönüştürme yoluyla düşüncelerine etki. Beni teslim alabilirsin ama ruhumu ve düşüncelerimi asla diyor. Dolayısıyla düşüncelerine giden yol
biraz sözcüklerden, cümlelerden yeniden çerçevelemekten geçmektedir. Çerçevelendirme, kötümser ile iyimser hakkında söylenen bilinen bir özdeyişle özetlenebilir. Bunu hepiniz bilirsiniz. İyimser bardağın yarısının dolu olduğunu, görür kötümser ise yarısının boş olduğunu. Aynı bardak ve aynı miktarda su diğer bir deyişle aynı birinci derecede gerçeklik, ancak iki farklı dünya imgesi, iki çok farklı gerçekliği meydana getirmektedir. O yüzden birisi bakar meleği görür, birisi bakar şeytanı görür. Ama kişi hem melek tarafı hem de şeytan tarafı olabilir. Dolayısıyla sizin çerçevelendirmeniz özü içine alan ama negatif dilden pozitif dile bir evrim içermek zorundadır. Bir anlaşmazlığın taraflarca nasıl göründüğünün ve tanımlandığının yeniden çerçevelendirmesiyle taraflar ve arabulucu daha işbirlikli ve karşılıklı tatmin edici çözümlerin kapısını aralayır. Dolayısıyla biz kişileri ne ile etkileyeceğiz, ne ile dönüştüreceğiz. O yüzden yeniden çerçevelendirme bizim çok önemli bir enstrümanımız. Çünkü dilin dışında bir aracımız yok. O yüzden bu dili etkili kullanmak ve değişik strateji ve taktiklerden yararlanmak zorundayız. Hukukta kodlarımız var, yasalarımız var, yönetmeliklerimiz var. Burada ise taraflara kendi çözümünü buldurtmak zorundayız. Yaptırtmak zorundayız. Bugün ne tartışılıyor? Arabulucunun rolü kolaylaştırıcı mı olsun, değerlendirici mi olsun? Ben de diyorum ki, değerlendirici olmaya çalışıyoruz. Hayır diyorlar. Yahu çözümü söylemek zorunda mısın? Söylemesen çatlar mısın? Söyleme. Doğru soruyu sor, adam kendi çözümünü bulsun. Neden soru sormayı tercih etmek yerine illa çözüm üretmeye ve söylemeye yönelik düşünüyoruz? Anlatabiliyor muyum? Hangimiz başkasının çözümünü kabul ederiz? Hangimiz %100 yerine getiririz ki? Marifet çözüm söylemek değil. Marifet kişiye kendi çözümünü buldurtmak. Zor geldiği için kolaylaştırıcı, kötü değerlendirici olmak istiyoruz. Allah aşkına arabulucunun rolü söyleyemekten kendini imtina edemiyorsa bence şu soruyu sor. Zekanızı tartışın. Kapasitenizi tartışın. Bende ne eksik? Onu tartışın. Ben de diyorum ki böyle bir arabulucu modeli yoktur. Bu bir arabulucu rolüdür. Beceremiyorum, illa değerlendireceğim. Hayır, soru sormayın. Ama bizim kültürümüz yok, eğitimimiz de yok, pedagojimiz de yok. Soru sormak kültüründen mi geliyoruz? Gelmiyoruz. Bizim pedagojimizde bu olmadığına göre biz bu beceriyi nasıl geliştireceğiz? Hikayemiz onun üzerine kurulu. O yüzden değerlendiricilik ya da kolaylaştırıcı çok özel bir konu değildir. Bir arabuluculuk modeli değildir. Arabuluculuk modeli çıkarlara dayalı arabuluculuk, dönüşümcü arabuluculuk, terapötik arabuluculuk, işte ne diyelim başka, narratif denilen öyküler dair arabuluculuk, bunlardır. Biz bunları tartışmıyoruz. En çok neyi tartışıyoruz? Kolaylaştırıcı mı olalım, değerlendirici mi olalım? Ben her ikisine de içkin olmamız gerektiğini ama esasım kolaylaştırıcılık, değerlendiricilik ise söyleme yerine doğru soruyu sorun. Bırakın sorularınız karşı taraf eğitim ve çözümü buldursun. O kadar. Sorularınız varsa alayım. Hocam az önce şey dediniz, dediniz ki biz değerlendirme yapıyoruz ya da biz hemen sonucumuzu söylüyoruz. Bunun sebebi şu... Ben öyle söylemedim. O zaman ben öyle anladım. Yani şundan olabilir mi? Biz genelde konuşmayı seviyoruz. Dinlemek daha ağır belki. Yani ben sorunun kaynağı olduğunu düşünüyorum. Süreç yönelimi. Değil mi? Sonucu biliyorsun. Evet. Mesela... Babasınız. Çocuğunuza doğruyu söylemek mi daha kolay? Doğruyu buldurtmak. Söylemek daha kolay. Söyleme. Öğretmensiniz. Çocuğa soruyu çözdürtmek mi daha kolay? Çözümü eline vermek. Aslında arabulucu olarak siz aynı zamanda öğretmensiniz. Bence psikolog yönünüzdense öğretmen yönünüzü tartışın. Öğretmen yönünüz var. Niye? Taraflara
müzakere edebilmeyi kazandırtmaya çalışıyorsunuz. Asıl problem ne? Arabuluculuk yoluyla taraflar uzlaşa daha fazla uzlaşarak mahkemeyi ve sistemi yormaması. Başlangıç noktamız neydi? Hızlı, ucuz ve mahrem. Başkanın söylediği doğruysa mahkemeye fatura 28 bin lira. Arabuluculukta büyük borsa 2-3 güne bu iş hallolacak. Sistem rahat olacak. Eğer çözülebiliyorsa. Her sorun çözülür mü? Hayır, çözülmez. Ama bırakın %1'i çözülsün, %2'si, %10'u aşar mı? Çok emin değilim. Dünyadaki örneklerine bakmak gerekiyor. Biz diğer dünya ülkelerinden çok farklı değiliz. Ama bu da olsun, hem o hem o. Ya o ya o değil. Birbirini böyle dışlayıcı bir şey söylüyor. Bırakın %1'i olsun, %2'si olsun. Bu yüzden ben arabulucuda öğretmenlik yönü de olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzakere demediğinde bireysel görüşmede bir de nasıl müzakere edeceğini, hangi davranışları yapmaması gerektiğine yönelik mesajları vermeniz mümkün olacak. Ama nihayetinde masaya geldiklerinde sizin göreviniz çözümü buldurtmak. Çünkü sorun onlara ait, çözüm de onlara ait. Bitirin sonra size söz vereceğim. Bir de. Tarafların ağzından çıkan çözüm onlar için daha kıymetlidir hocam. Kesinlikle. Yani ondan dolayı yani sizin söylediğiniz şey belki aynı şeyi ifade etse de onların ağzından çıkan şey daha değerli olduğu için bunu daha faydalı olduğunu özgür ağırlığı ağızdan çıkarsa onun için daha farklı, senin ağızdan çıkarsa daha farklı. O yüzden kafandaki çözümü onun ağzına çıkarttırmak için iletişim becerilerinden yararlanmanız gerekiyor. Buyurunuz. Şimdi arabuluculukta taraflar kendileri açısından iletişim, yani daha doğrusu arabuluculukta tarafların konuşması önemli. Ama şimdi saat üzerinden ücretlendirilme var. Ve taraflardan biri veya her ikisi bu saat ücreti üzerinden ücretlendirme nedeniyle iletişimde şeye giderse, hani kendini kısıtlamaya, neticede her bir saat ona şey olarak geri dönüyor. Artı ve ödeme olarak geri. Burada bizim rolümüz ne olabilir? Doğru yanıtını bilmiyoruz. Size bir anekdotla yanıt vereyim. Ben de merak ediyorum bu sorunun yanıtını. Siz bu konuda eğer bir yöntem geliştirmek istiyorsanız aslında en güzel yöntem çift danışmanlığı yapan aile danışmanlarına bir soru. Eşler sorunu çözmeye başladıklarında gelmeye devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ama burada bir tanıdığıma sordum. Nasıl yapıyorsunuz? İstanbul'da bayağı da sık arabuluculuk yaptığını söyleyen bir arkadaştı. Ben diyor toptan diyor söylüyorum ve kişinin kapasitesini görüyorum. Bu diyor 3000 liradır. 10 seansta gelse, 2 seansta gelse 3000 lira. Diyor ki 300 lira benim saatime uygun diyor. 1 saat harcam 3000. 2 saat, 3 saat seansım bu kadar diyor. Ama bu işin doğrusu yok. Ha insanlar siz de sorunları yönetebildiklerini gördüklerinde sizden danışmanlık hizmeti almaya devam ederler. Siz olsanız devam eder misiniz? Şimdi yalnız... Soruma yanıt verin. Siz olsanız devam eder misiniz? Ben bilemiyorum. Yani o durumda olmadan bir işe yanıt veremem. Ama bizim bir tutanak yapmamız onlar için gerekli bir durum. Yani... O yüzden tam yanıtını bilmiyorum sorunuz. Çünkü bunu buradan söylemeyi anlamıyor. O süreç başladığında siz zaten kendiniz için en uygun, en karlı, en... Bir de şey var, yani büyük rakam söylesin gelmez. Şimdi onun doğrusunu bulabileceğiniz inancı içerisinde. Yani ben şeye inanıyorum, eğer saat üzerinden danışmanlık, yani danışmanlık değil, arabuluculuk ücreti alınırsa taraflar o gerekli iletişimi yapamayabilirler. Çünkü saat işliyor. Bir tartışma, bir şey uzadığı zaman onların cebine eksi olarak yansıyacak. Ben yerinizde olsam böyle bu sorunun çözümünü aslında dünyada örnekleri var. Bir dil bilen birisinin üzerine ya da İzara'da üzerinde mesela İtalyan Arabuluculuk Derneği varsa, İngiliz Derneği varsa, Amerika bir sorun bakalım insanlar orada ne yapıyor? O yüzden benim şu an söylemek istediğim, ben arabuluculuk yapmıyorum. En fazla okuduklarımı ve bilgimi sizinle paylaşıyorum. O eylemin içerisinde ne yapıyorlar diye bir soru. Ama bana o tanıdığımın yaptığı teknik daha uygun gibi geldi ki ben olur var, bu işin olur var. Çok büyük para kazanılır mı çok emin değilim. Büyük sermaye gruplarının kendi aralarındaki anlaşmazlıklar evet. Ama neydi? Ucuz, mahrem, hızlı. Dolayısıyla siz
Zaten Amerika'dan ilk çıkış noktası nerede biliyor musunuz? Literatürün yazdığı doğruysa, halkın mahkemeler pahalı olduğu için alt grupların daha hızlı bir şekilde, daha adil bir şekilde adalete ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla çıkarılmış ilişkin anekdotlar var. Dolayısıyla beklentiniz bir parça bu bağlamda alınması gerekiyor. Bu bağlamda bir ayar çekilmesi gerekiyor. Ama tekrar söyleyeyim, ona doğru bir şey benim söylemem doğru değil çünkü ben bu işi yapmıyorum. Ben akademisyenim. Başka? Hocam her şeyden önce sizi tanıyorum. Bu Türlük yer ismimi, Türlük'ün kelimesini ben 70'ime geldim ilk kez duyuyorum. Nereden geliyor? Hocam Türlük bir köyün adıdır. Lüde yapım ekidir. Evet, ama nerede? Gümüşacık köyü biliyor musunuz? Hayır, hangi ile bağlı? Nereden biliyorsun? Abiden biliyor hocam. Bir Gümüşacık köyü önemli bir yer. Medeniyetin Anadolu'ya çıktığı yer. Meşhur pehlivanlarımızdan biri de Gümüşacık köyü. Hocam, biz de öğrenelim. Hocam, Merzifon'u biliyor musun? Ha, Merzifon'un köyüdür hocam. Amasya. Çok iyi, çok güzel. Merzifon'un köyüdür. Hocam, ikinci sorum. Son 15 yılda dilimize 10.000 tane yabancı sözcük girmiş. Türkçe dünyanın en zengin hem ses yönünden hem kelime türetme yönünden en zengin, en güzel, en zevkli dili olduğu halde. Şimdi az önce kullandığınız kelimelerden ben bazılarından hiçbir şey anlamadım. Sarkastik. Ondan sonra konotasyon. Bakın söyleyişini bile yanlış söylüyorum. Bir de bir olayı fiziki olarak yapmamak, entelektüel olarak yapmak ne demek? Yani entelektüel kelimesinin fiziki kelimesinin karşıtı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunları lütfen açıklayabilir misiniz? Yani bunları da anlamadığım için ve bir kısım arkadaşlarımın da anlamadığını tahmin ettiğim için söylüyorum. Hocam, bir şey söyleyeceğim. Türkçenin en zengin dili olduğu konusuna ben katılamıyorum. Ben de size eşlik ediyorum burada. Tamam, en fakir değil. Tamam. Güzel bir şey, yani birisine bir iltifat etmek için söyleyeceğiniz işte güzel, mükemmel, harika gibi kelimelerimiz bize o kadar sınırlı. Oysa İngilizce'de o kadar geniş ki bu. İnanılmaz derecede fazla. Yani bazı kelimelerin Türkçe'de tam karşılığını bulamıyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? En zayıf olduğum yerden yakaladınız. Keşke daha çok içerikten yakalasaydınız. Çünkü güçlü olmadığım bir yer. Dil çok güçlü olan. Mesela bazı şeylerin anlamını ben de bilmiyorum. Dil becerim o kadar yüksek değil. Dil becerim yüksek olmadığı için bazı şeyler işte konotasyon. Mesela ona uygun bir sözcük bulamadım. Mesela Tarkan Hocam'ın dil kapasitesi çok yüksek. Hocam cümle içinde söyleyin. Anlatacağım bir hocam. Kısmayın anlatacağım. Zayıf noktamda yakalandığınız için size teşekkür etmeliyim. Yoksa bunun içerisinde ne yapmam gerek onu söyledim. Şimdi bazı şeyleri işte akademik literatürde dil bilenler arasında yani İngilizce kullanıyoruz. Aşağılama, sarkastik. Şimdi bazı şeyler aslında bize korunaklı geliyor. Aşağılayıcı değil. Sarkastik aşağılama değil mi? Aşağılayıcı. Öyleyse olmalı. Ya hocam işte insanda alışkanlıkları var. Ben de bir akademisyenim. İngilizce, Türkçe okuyup bir şey yapmaya çalışıyorsun. Kendine bir dünyam var. Ve biz kendi dünyamız içerisinde bu kadar halk arasında bu kadar insanlarla olmuyor. Bazılarımızda değil o kadar. Ben güçlü değilim mesela. Mesela Tarkan Hocam bana göre hem dilcidir hem mesela birlikte çalışıyoruz. Türkçeyi kullanma konusunda daha özenlidir. Ben o kadar özenli değilim. Özensizliğinden dolayı beni suçlayabilirsiniz. Ama özenli değilim o kadar. Şimdi bazı şeyleri açıklarken bazen de İngilizce, ya Türkçe yetmiyor. O zaman bir ayar çekiyorsun. Ben şimdi tematik ne demek? Gel açıklaşalım tematik. Yani bir olayla anlatıp karşılıklı biz anlıyoruz. Kavram olarak anlıyoruz. Hocam işte tematik bir şeyin bir gruplaşmada bir ortaklıklar üzerinden bir araya getirmeye de tanımlama yönelik kullandığımız bir şey. Ama şimdi ben onu nasıl... Hocam abi... Konu hükmetsin. Anlamadığınız gibi soruyorsunuz, beni neden Türkçe? Anlasak niye soralım? Söyle hocam. Hocam ben bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi bir şey yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi biz de değerlendirme çağrımcılığı derken... Biz de İtalyan modeli benimsendiği için orada şudur, İtalyan üstadımızın söylediği. Süreç geldi, belli bir noktada kilitlendi, artık tarafta bir artı bu yol alamıyorlar. Artık süreci sonlandırma aşamasına geldiniz. Son tahlilde siz ancak değerlendirmenizi ortaya koyarsınız. Yoksa süreç devam ederken değil. Ya bunu altını özellikle çizmek istedim, yanlış anlaşılmasın diye. Bir de şu dediğinize katılıyorum, doğru. Arabuluculuk
ucuz, basit ve hızlı olması anlamında tercih ediliyor. Şu anda biliyorsunuz tahkim dünyada her tarafta uygulanıyor ama tahkimden istenilen veri alınamadığı için şu anda dünyada çok ciddi bir arabuluculuk üzerinde bir konvansiyon çalışması var. Ve tahmin ediyorum ki yakın gelecekte insanlar tahkimden artık medyeşim ve arabuluculuk sürecine doğru gidecekler. Onun için Türkiye belki son devrinde bunu yakaladı ama siz de takdir edersiniz çok hızlı bir gelişme devam ediyor. Evet. Ben yakın bir gelecekte arabuluculuğun tahkimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu süreçte eğer devam ederse insanlar bunun nimetlerinin farkına vardıkça tahkimden ve yargıdan ziyade arabulucu tercih etmeye başlayacak. Hocam tahkimin müşterisi ile arabulucunun müşterisi farklı olacaktır. Tahkimin müşterisi büyük sermaye olacak. Arabuluculukta olacaktır ama esas arabuluculuğun gerçek müşterisi varlığı grup değildir. Şu mahkeme için. Bugün 5 bin liradan aşağı 4 bin, ya şimdi sen seans aldın, 3 seansla 4 seansla bitirecek olaylar var. Yani birçok kişi bunu seansına 150 lira, 200 lira aldığını düşünüyor. Belki de 1000 lira, 800 lira bu iş hali olacak. 3 seansta, 4 seansta, 2 seansta bir kolaylaştırıcılığın yardımıyla bilmiyorum. Daha henüz daha tam oturmadı. O yüzden ben size tekrar söyleyeyim. Ben arabulucu değilim. Ben bir psikoloğum ama hasbelkader 2000 yılından beri yurt dışında doktorayı tamamladık. Orada keşfettik okullarda ve geldik burada bunu çalışıyoruz. Dolayısıyla benim kitabi bilgim ve size söylüyorum. Dolayısıyla kitabı bilgiler çerçevesinde bakarsak dünyadaki örnekler daha fazla ne diyelim ona varsıl kesim için değil yoksul kesimlerin çünkü daha yoksul, ekonomik yollu olarak sorunlarını çözmesinde bir enstrüman olmak özelliği ile varsıl kesim büyük şirketlerin mahkemelerde çok meşgul olmaması açık kullanan bir teknik olma yönü daha çok öne çıkmak. Doğru ama şunu da göz ardı etmemek lazım hocam. Taraflar kendi iradeleriyle sonuca ulaşmak istedikleri müddetçe arabuluculuk her zaman tahkim evet. yazım önünde olacaktır. Şunun için söylüyorum artık tahkimde bile tahkim arası arabuluculuk denen bir süreç devreye girmeye başladı. Onun için de demek sorunuzda temayı nasıl açıklayayım? Ancak bu kadar açıklayayım. Daha fazla tamam. Oturup çalışmamız lazım. Buyurun. Bu değerlendirici arabuluculuğunda gerçek olan arabuluculuğunun gerçeği mi olduğunu dediğinizde, şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben de. Kolaylaştırıcı arabuluculuk ile değerlendirici arabuluculuğu hangi sektörlerde daha yoğun kullanılır diye bir soru sorsanız benim yanıtı İnsan ilişkilerini ve insan algısını ve insan deneyimlerin daha göreceli olduğu yerlerdense daha standartize olduğu alanlar olabilir. Bankacılık gibi, başka örnekler referans olabilir. İnşaat sektörü gibi, tekstil sektörü, endüstriyel alanlarda bir takım örnek çözümler diğer çözümler için referans kaynağı olabilme ihtimali olduğu için o tür yerlerde daha öne çıkıyor. Ama kişiler arası ilişkiler bağlamında sürdürülen arabuluculukta ise sıklıkla değerlendiricilikten öte kolaylaştırıcılık rolünün tercih edilmeleri tasvip edilip öneriliyor. Dikkatli konuşuyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok faydalı oldu gerçekten de. Bir daha sorduk bazı şeyleri. Yalnız bu tartışma gerçekten oldukça çok yapıldı. Biz de bu konuda İzareder olarak görüş oluşturmuştuk. Yani şimdi bizim gerçekten ülkemizde, ilerimizde insanın kendi sorununu çözme konusunda geleneği yok. Yani o sorun düşünme, sorun üzerine düşünme ve çözüm ve seçenekleri yaratma konusunda gerçekten zayıfız. Dolayısıyla siz sisteme değerlendirici arabuluculuk olarak başlarsanız zaten insanlardaki o algıyı ister istemez hiç kimsenin sorununu kendisini düşünmeyip, çözüme odaklanmayıp, direkt arabulucunun ağzına bakma şeklinde dönüşeceğini düşündüğümüz için biz gerçekten de esas alınan sistemin, yani ilk gelen geldiği şekilde kolaylaştırıcı arabuluculuk olmasını çok doğru bulduğumuzda ifade ettik ve belirli yerlerde, Ankara'da. Çok doğru. Ama tabii şimdi sonuçta şeyler farklı. Hani dinamikler farklı olunca söyleyecekleriniz ve yapacaklarınız bir yere kadar kalabiliyor. Ama bu anlamda size yönünden katılıyorum. Gerçekten de kolaylaştırıcı arabuluculuğun ne olduğu ve gerçekten niye olması gerektiği konusunu çok iyi açıkladınız. Çok çok teşekkürler. Başka? Buyurun. Hocam, arabuluculuğun başarı sağlayabilmesi için her şeyden önce hukukla psikolojinin uyum içerisinde olması gerektiği söylendi. Ben bir şey daha ekliyorum. Siz konuşmalarınızın arasında zaten bunu da belirttiniz.
eğitici rolü vardır. Öğretiyorsunuz ama dolaylı olarak yani hukuk, psikoloji artı pedagoji eğitim bilimi de eklersek herhalde daha tamamlayıcı olur. Bu konuda teşekkür ederim. Gerçek düşüncemi söyleyeyim. Ben de çok düşünüyorum. Çünkü bu konuda yazıp çiziyorum. Bir şekilde benim kaderimde böyle oldu. İşte doçentliğimi, profesörlüğümü, yardımcı, her şeyimi bu alandan aldım. Hep yazılarım böyle. Bana göre işi şu hukuk yapmak. Hukuk nosyon, adalet anlayışı, felsefesi, şimdi bu tarafı. Ve Türkiye'de hukukçularla başlamasını ve 30 yaş üzeri belli bir olukta başlamasını da çok güzel olduğunu inanan bir şey. Bu işin bir tarafı. Ama bizim işimiz insan. İnsanla olduğu için insana dair bilgi bağlamında da beslenmemiz gerekiyor. Hukuk fakültelerine, eğitim programlarına baktığınızda bu konuda çok fazla beslenmiyor. Ama Bologna süreçleri çerçevesinde artık daha fazla besleniyordu. Biz girdik mesela programlar, dersler açıldı. Artık verme hakkımız da oldu. İşte anlatmaya başladı. Psikolojiyle bir araya gelmeye başladı. Şimdi insan varsa psikoloji olacak. Oradan besleneceğiz. Bazı konularda sosyolojiden besleneceğiz. Mesela bazı konular var ki etnik, mezhep, dinsel kökenli, farklı sosyal kimlik kategorilerinden gelen insanların oluşturduğu sosyal gruplar arasındaki anlaşmazlıkların yönetiminde beslenmeniz gereken kaynak sosyoloji olabilir. Spiritüelite olabilir. Sorma soru. Spiritüel, Türkçesi. Kaç kişi anladı mesela? Biliyorum senin derdini de biliyorum. Yani iyi tamam, niyetli olduğuna inanalım. Tamam. Şimdi işin inanç kısmında olabilir. Mesela Baruch Buş diyor ki, insanların kültürel kodlarını içine almayan bir yöntemi o işin aktörleri tarafından benimsenmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla sizin kullandığınız terminoloji, yaklaşım o beşeriyatın kendine özgü kültürel, sosyo-kültürel kodlarıyla da örtüşük olması gerekiyor diyor. Haklı mı, haksız mı? Nispeten haklı olduğunu, aslında gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanlar kültürel kodları, örtüşü bir şeyleri tercih edebilirler. Bakın ama geri gelelim, inşaat sektöründe bir anlaşmazlık var. Çek senet işi. Ne ölçüde insan var? Ne ölçüde psikoloji var, ne ölçüde duygu var? Adam almış çimentoyu, 200 bin liralık ödemiyor. Durumum kötü. Şimdi bazı şeyler de sektöre. Dolayısıyla ben eğer sektöre bazda arabuluculuk yapılacaksa o sektörün jargonunu, o sektörün dinamiğini, bağlamını, sürecini de bir ölçüde bilmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir üçgen şeklinde açıklıyorum. Bir yönü hukuk, öbür yönü psikoloji, öbür yönü özgü sektör. Mesela aile arabuluculuğu bizde henüz başlamadı. Esas arabuluculuk orada batık. Orada psikoloji cevap daha ön plan. Bankacılık? Sektör. Sektör. Biraz örneklerin bilinmesi gerekiyor. İnşaat sektörü? İşte deniz, lojistik, yaş sebze meyve ticareti, domates bir hafta sonra çürüyecek psikoloji diyoruz. Allah aşkına. Senin, özür diliyorum, başta benim size vurgulamaya çalıştığım buydu. Belki anlatımda yanlışlık yapmış olabilirim ama sizin ve diğer avukat arkadaşımızın söylemi benim dediğimi destekledi şu an. Teşekkür ederim. Dolayısıyla sektör sektör bakmak gerekiyor. Ben bu bağlamda düşünüyorum. Şimdi biz daha gelmedik oraya da, şimdi bazılarınız aile çalışacak, bazılarınız bankacılık çalışacak, bazılarınız kooperatif çalışacak, bazılarınız ticaret çalışacak. Onu bilmiyorsa zaman gösterecek. O zaman herkes kendi sektörünü içkin olduğu ya da sektöre ait bazı bilgileri öğrenmek durumunda kalacak. O yüzden henüz gelmedi ama ilk biz başlayacağız 9 üniversite olarak. Alternatif uyuşmazlık yöntemi yüksek lisans programı. Daha önce açıldı mı bir yerde bilmiyorum. Şu an 9 Eylül'de Elazığ'da. İstanbul'da. Kemer Üniversitesi. O zaman ilk değiliz. Devlet Üniversitesi'nde geçen sene başlatacaktık. Üstümüzde bu işler engellendi. Şu an arabulucum açamaz olan gelmiştik. Şimdi açar hale geldik. Bizim de kendi iç üniversite dinamiklerimizi var. Bir yüksek lisans programı. Bunu bir uzmanlık haline getireceğiz. Uzlaşma, arabuluculuk, tahkim ve orada besle. Hukuk, psikoloji,
ne bileyim işte bazı dersler açacak sosyoloji. Yani kişi biraz daha beslenmesi gerekiyor. 48 saatte arabacık olmaz Allah aşkına. Olmaz. Çünkü tekrar nereye giriyoruz biliyor musunuz? Bir düşünme stilinin dönüşümüne ihtiyacımız var. Benden bu kadar.